İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sivil Düşünce'ye başlıyoruz bir haftalık aradan sonra. Gündemimizde neler var? Başlıkları size hatırlatmak istiyorum öncelikle. Putin'in Türkiye ziyaretiyle başlayacağız Sivil Düşünce'ye. Irak'taki son bir hafta içerisinde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Patriot konusundaki gelişmeler var. Mısır'da sıkıntılar yaşanıyor. Mısır'daki son durumu değerlendirmeye çalışacağız ve Kıbrıs Rum kesimi iflasını açıkladı. Kıbrıs Rum kesimi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütüyor. Kıbrıs'tan işler ne olacak ve Kıbrıs'tan sonra Avrupa'da nereler sırada olabilir, nereler etkilenebilir? Bir de Hamas'ın siyasi lideri Halit Meşal Gazze'ye geldi 3 günlüğüne. Hamas'ın 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için. Filistin'deki son durumu, bir de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'i yakından ilgilendiren, sıkıntıya sokabilecek bir karar alındı. Tabii vaktimiz kalırsa bu başlıkları ve bu başlıkların tamamını değerlendirmeye çalışacağız. Vaktimiz kalmayabiliyor. Geçen hafta da bazı şeyleri konuşacağımızı söylemiştik ama yetiştiremedik. Burada da eğer bazı konular yetişmezse şimdiden özür diliyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Putin'in Türkiye ziyaretiyle başlayalım. Putin'in Türkiye ziyareti özellikle Suriye krizi açısından çok önemliydi. Çünkü Türkiye muhaliflerden yana bir tavır sergilerken İran ve Rusya açıktan Baas yönetimi ve Beşar Esad'dan yana bir tavır takınıyor. Fakat bu geziyle birlikte sanki Rusya ipin ucunu gevşetmeye başladığı gibi bir görüntü var. İran'dan da benzer sinyaller geliyor. Bu konuyu değerlendirerek başlayalım. Doğucam sizinle başlayalım. Peki. Putin ve İran Beşar Esad'ın arkasından artık çekilmeye başladı mı diye soralım. Bence onlar Putin, onlar Esad'ın arkasından çekilmekten çok Esad onların önünden çekiliyor. Yani yavaş yavaş şeyini kaybediyor. Bu da güzel bir adı biliyor musun? Kaybedeceğini görünce onlar da dolayısıyla yeni tavıra, duruma göre tavır alıyorlar. Şimdi diyorsunuz. Çok açıktır ki Doğu ile Batı'nın kesiştiği yer, yani hem stratejik olarak hem ekonomik olarak Doğu Akdeniz'dir. Suriye'de bu Doğu Akdeniz ülkelerinden biridir. Denize kıyısı vardır. Ondan sonra Arap hinterlandı söz konusudur arkasında. Ve işte Nusayriliğin getirdiği bir yakınlıkla Şiilik üzerine İran'a da yakındır. Şimdi ve tabii stratejik ortaklık anlamında da İran'la şimdiye kadar önemli bir ittifak sürdürdü. Bütün bu hatlarda Suriye'nin denklemden çıkması ciddi oynamalara, yani fay hatlarının hepsinin hareketlenmesine neden olacak. Yani bölgede dengelerin değişmesini sağlıyor. Kesinlikle değişecek. Çünkü çok ilginçtir. Gerek inanç grupları açısından, gerek soy kümeleri yani etnisiteler açısından Orta Doğu'da hiçbir ülkenin nüfusu sadece ulusal sınırlarla sınırlı değildir. Dalları başka ülkelere, yani bu dallar birbirine karışmış durumdadır. O yüzden bir yerde bir ağacın köklenmesi durumunda bütün o birbirine karışmış olan dallarla müthiş bir şey, bir değişim olacak demektir. Şimdi Rusya'nın bu Doğu ile Batı'nın kesiştiği yerde hem Doğu'da hem Batı'da etkinliğini sağlayacak olduğu işte şeyi var, limanı var. Ve Suriye'yi burada kurmuş olduğu nüfuz alanı veyahut da geliştirmek istediği nüfuz alanında etkin kılacak bir yerleşmişliği var. Şimdi bunu kaybetmek istemiyor. Eğer bizim başbakanla görüşmesinde de başbakan ima etmişse ki Esad sonrası Suriye'de ya sizin yerleşik çıkarlarınızın korunmasına biz de katkıda bulunacağız. Bu hani arkasından çekilme durumu çok daha kolaylaşır. Zaten birçok yazar bunu söylemekteydi. Yani Rusya'ya bugün bir güvence verilse ki, yani şu anda senin oradaki askeri varlığın, işte siyasi varlığın çok fazla sarsılmayacak.
anında demesek bile büyük ölçüde bırakacaktır diye. Başka bir şey daha var. Şimdi Amerika ve Avrupa Birliği'nin etki alanında Rusya'nın fazla bir manevra sahası yok siyasi olarak. Asya'da da işte kendi etrafına tekrar bir anaş tavuk gibi toparladığı eski Sovyet ülkeleri, Asyalı Sovyet ülkeleri, yani bugün bağımsız devletler topluluğu dediğimiz ülkelerin ötesinde Asya'da da fazla bir manevra alanı yok. Çünkü Çin bir dev olarak burada varlığını gösteriyor. Hindistan yükseliyor. O yüzden Rusya'nın büyük gücü askeri olmaktan çok siyasal olarak sınırlı olmanın ötesinde ekonomik olacaktır. Dünya siyaset sahnesine veya güçler dengesine Rusya bugün artık bir askeri güç olarak değil, bir ekonomik güç olarak girmek istiyor. Özellikle enerji boyutuyla. Aynen öyle. O yüzden de Putin'in takmağı da enerji çarıdır. O yüzden Türkiye ile yani burada Suriye tali bir şeyi var. Yani bir ayak koyacak şeydir, alandır onun için. Türkiye ile geliştireceği ittifakla hem siyasi olarak hem ekonomik olarak etki alanını oldukça genişletebileceğini hissetmiştir. Dikkat ederseniz Türkiye ile çatışmamak için elinden gelen gayreti, diplomatik gayreti göstermektedir Rusya. Evet. İran için de bir iki cümleniz olursa, çünkü eş zamanlı olarak İran'ın da ipin ucunu gevşettiği görülüyor. Evet. Yani Suriye'nin arkasında durma konusunda şu anda İran'dan hiçbir ses seda yok, dikkat ederseniz. İşi kendi akışına bırakmış gibi bir durum söz konusu yani sanki. Şimdi bakın, çok giderek şu belirginleşti. Suriyeli muhalifler, nasıl tanımlarsak tanımlayalım muhalifleri. Bugün artık başkentin varoşlarında çarpışıyorlar. Önemli, hatta başkentteki önemli askeri üsleri bile ele geçirmiş vaziyetteler. Evet. Şimdi bu şu demektir. Başkentin muhalifler tarafından ablukaya alındığı bir durumla karşı karşıya Esad rejimi. Evet. Bana kalırsa Esad ailesini toparlayıp gitmek isteyebilir. Yani öyle yazılar falan da var biliyorsunuz. Latin Amerika'da temaslar. Çevresi buna izin vermiyor. Çünkü çevresi öyle yerleşmiş. Büyük bir kleptokrasinin, yani hırsızlık yönetiminin, bir sürü haksızlık, cinayetler, hani şey deniyor, halkını öldürüyor Esad. O yüzden kötü bir lider olduğunu kanıtladı. Halkını her zaman öldürüyordu. Ama açık açık öldürüyordu. Rejimin karakterinde o var. Başlıyor. Aynen öyle. Net bir diktatöryadır. Her zaman böyle olmuştur. Son derece acımasızdır. O Paraken de öldürüyordu. Bu sefer kitlesel öldürmeye başlayınca göze çarptı bu. Şimdi o yüzden bugün eğer Esad familyası hala direniyorsa, çevresi onu bırakmak. Yani bir tür çevresini de esiri olarak orada duruyor. Simgesel lider olarak. Hakikaten zor durum. Çevresi açısından da her ne kadar hırsızlık rejimi olsa da zaten öyle olduğu belli. Ama zalim bir diktatör. Tabii aynı zamanda zalim, acımasız. Diyelim Beşar Esad bu işin artık sonunun göründüğünü fark etti ve ben X yere gidiyorum dedi. Bunu dediği anda o saate kadar onun arkasında tırnak içinde onun için savaşmış olan gruplar ne yapacaklar? Onlar kendi hallerinde muhaliflerin kucağına itilmiş olacaklar. Şimdi dolayısıyla gitmeden bile Esad'ı onların öldürme ihtimali söz konusu olabilir. Yani kendisini sattığı doğru gibi bir görüntü ortaya çıkmış doğru olacak. Şimdi bakın, eğer Mısır'da ve Tunus'ta diktatörler çabuk toparlanıp gitmişlerse, ordu arkalarından desteğini çektiği içindir. Ama bu Libya'da ve şeyde olmadı. Suriye'de olmadı. O yüzden Suriye ordusu suç ortaklığını bugüne kadar devam ettirdi. Ve tabii sistemden de büyük parçayı aldı. Yani sistemi pasta olarak düşünürsen en büyük parçayı o alıyordu. Şimdi birileri hesap soracak tabii. Hem geçmiş şeyler, cinayetlerin, hem de büyük hırsızlıkları. O yüzden hesap verme durumları söz konusu değil. Yani Esad'ın öldürülmezse eğer
ülkeyi terk ettiği gün, gün diyorum bak, ertesi gün değil. Herhalde bir takım gemiler, memiler hazırlanacak, uçaklar ve ilk etap şeydir, Kıbrıs'tır. Veyahut da şey, uçabilenler İran'a uçacaklar, diğerleri de Kıbrıs'a falan gideceklerdir. Yani kimse kalamaz orada. Kaldığı an linç edilir, sokaklarda gidilecek. Evet. Dolayısıyla bu tablo artık berraklaşıyor, evet, diyorsunuz. Celal Bey'e soralım. Putin'in ziyaretinin önemi, hem onu onunla ilgili düşüncelerinizi alalım, hem de Rusya ve İran çekiliyor mu? Biraz önce Doğu Hoca hayır, Esad onların önünden çekiliyor artık diye yorumladı. Esad herhalde tarih sahnesinden çekiliyor. Evet. Sadece evet, onların önünden değil. Tarih yerini alacaktır. Sahneden çekiliyor. Evet. Tarih yerini alabilir ama sahneden çekiliyor. Kara kaplı şeyde. Rafta durur, ciltlerde durur yeri. Öyle. Bir kere Putin'in İstanbul'da yaptığı ziyaret 57 gün sonra gerçekleştirdi. İlk yurt dışı ziyaretidir. Hasta halinde gelmiştir. Pek çok yurt dışı ziyaretini iptal ettiği halde İstanbul'u iptal etmemiş ve gelmiştir. Bir dönüm noktasıdır. Orta Doğu tarihi açısından baktığımızda yeni bir başlanmıştır ve yeni bir sayfa açılmıştır. Zaten gelmeden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış idi. Suriye konusunda anahtar ülke Rusya'dır. Artık İran anahtar ülke değildir. Rusya meselesi de olmak üzere pek çok konuyu kendisiyle görüşeceğiz demişti. Ve burada İstanbul'da görüşmeler gerçekleşti. Rusya Suriye konusunda beklenen tutumunu ortaya koydu ve Beşar Esad'ın biz avukatı, Suriye'nin avukatı değiliz dedi. Sadece onunla kalmadı. Bu toplantıdan yeni fikirler öğrenerek, taze düşüncelerle ayrılıyoruz. Bunlar üzerinde gideceğiz dedi. Farklılık olarak da bundan sonra Esad'dan sonrasını nasıl planlayacağımız konusunda yöntemde biraz farklılığımız var. Ama onlar giderilemez şeyler değildir denildi. Ve ondan sonra pek çok şey hemen arka arkasına değişmeye başladı. İsrail'e olan tepki birdenbire artıverdi. İngiltere bile büyükelçisini çekmeye hazırlanıyor. İkili ticari ilişkilerini gözden geçireceğini söylüyor. Fransa ise daha sert nasıl bir tedbir alabiliriz diye masaya yatırıyor sorunu. Meşal döndü biliyorsunuz değil mi? Meşal döndü 45 yıl sonra bugün secdeye vardı ilk hareketi. Ama siyasi bir figür olarak döndü. Asıl önemlisi de bu. Bu da Putin'in gelmesiyle pekişen bir sonuçtur. Doğan bir sonuçtur. Ve İsrail de bunu kabul etmek zorunda kaldı. Hiçbir şey de yapamadı. Meşal'in dönmesi zaten bambaşka pek çok şeydi. Beraber de getirecek. Hem Filistin'in kendi içerisindeki birliği getirecek. Hem de İsrail'e karşı yeniden bir beraberliği ortaya çıkartacak. Hem de yeni bir siyasi figür olarak Meşal'in ortaya çıkışını göreceğiz. Halbuki 2006'da neydi Meşal Türkiye'ye geldiğinde? Terörist gelmiş, siz bittiniz. Artık bununla berabersiniz. Orta Doğu bataklığına battı Türkiye diye herkes avaz avaz bağırmıştı. Neredeyse Türkiye'yi de terörist ülke ilan edeceklerdi. Ama şimdi o terörist dedikleri şahıs bir siyasi figür olarak hem de ilk barışı sağlayan siyasi figür olarak sahneye çıktı. Putin'in gelmiş olması gerçeğin ifade edilmesi oldu. Suriye artık bundan sonra bir yeni geçiş dönemi için hazırlığını yapacaktır. Orada çok kanlı olmadan bu değişimin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. El Hatip bugün Avrupa Birliği'nde oradaki insanlarla görüşüyor idi. Yani artık görüşme düzeyi de giderek arttı. Muhtemeldir ki bir hükümet modelini o muhalefet üzerinden hemen örgütleyip bir geçişle sağlayacaklardır. Çok kanlı bir geçiş olacağını da zannetmiyorum. Orada o süreci çok hızlı bir şekilde tolere edip düzenleyebileceklerdir. Çok şey değişmiştir Putin'in gelmesiyle birlikte ve bundan sonra da hızla değişecektir. Evet, Sedat Bey. Buna bir şey ekleyeyim. Celal'in söylediklerine. Şimdi Meşal bir zamanlar işte terörist lider, terörist örgütün lideri olarak bakılırken son zamanlarda Hamas'ın aslında İsrail'e saldırıları bu daha kontrol edilmeyen grupların baskı altında tutulması ve böyle zırt pırt kontrolsüz füze atılmaması için çabaları başlamıştı. Yani Hamas bir
şiddet örgütü olmakla bir yönetici örgüt olma arasındaki dengeyi arayıp yönetici bir örgüt olma sorumluluğunu gösterme eğilimleri sergilemeye başlamıştı. Eğer bugün Meşal gelmişse ve şeyde öldürmemişse, ki bir zamanlar öldürmek için peşinde dolaşıp duruyordu İsrail, biliyorsunuz. Evet. Pek çok Hamas önderini öldürdü. Onun Filistin halkı arasındaki siyasi bölünmüşlüğü gidermek, uzlaşmayı sağlayacak bir rol oynayacağı beklentisi vardır. Ve sanıyorum bu da kendisiyle görüşülmüştür. Evet. Umarım İsrail böyle altından kalkamayacağı yeni bir çılgınlık yapmaz. Yalnız Halit Meşal İsrail'in izni, insafı ve onayıyla oraya gelmiş değil. Ben onu demedim. Kendi mücadelesi ve Ben onu demedim. Onunla konuşulmuştur derken İsrail konuşulmuştur diyemiyorum. Tamam, eyvallah. Doğru. İsrail yalnız İsrail'in öldürmemesini sağlayacak bir ortam yaratılmıştır. Evet. Bu uluslararası bir tercihtir. Bu konularda Sedat Bey çok düşünceli. Evet. Çok önemli şeyler söyleyecek şimdi. Hayır, şunu söylemek istiyorum önce. Şimdi Putin geldikten sonra bizim muhafazakar kesimde bir Sovyet sempatisi başladı. Uzun zamandır vardı aslında muhafazakar kesimde, son 15 yıldır. Tamer'in benim için kullandığı cümleyi kullanacağım şimdi. Ben buradan şu cümleyi söyleyerek tarihe geçmek istiyorum. Muhafazakarlar Moskova'ya. Tam tersine. Komünistler İstanbul'a. Yani böyle oldu. Yön değişti. Ay, yeni moda şu. Bozkurtlar Moskova'ya. Evet. Çok ticaret yapıyorlar şeydi. Moskova'da. Ya Putin'in Türkiye'ye gelmesi Türkiye'ye ciddi bir şeydir. Yani Türkiye'nin elini rahatlatan bir ziyarettir. Yani bir kere erteledi, artık üçüncü erteleseydi sıkıntı olurdu. Bir jest, yani 5 saatin olsa da gelip buraya ve Türkiye'nin hoşuna gidebileceği ve Türkiye'yi Batı karşısında, Amerika karşısında rahatlatabileceği cümleler sarf etmesi Putin'in gerçekten Türkiye için müthiş bir jesttir. Ha, bunun nedeni vardır tabii ki. Rusya, Putin sadece Türkiye'ye kıyak olsun diye bunu yapmadı. Sonuçta Türkiye ile ilişkileri var, ekonomik ilişkileri de var, siyasi ilişkileri de var ve tek kutuplu dünyadan gene dünya çift kutuba geçerken Rusya kendini çok fazla göstermeden, hani eskisi gibi füzeleriyle şunlarla bunlarla kuruluş dönemleri yapmadan, az önce hocam söylediği gibi askeri alandan daha ziyade diplomatik ve ekonomik alanda güçlü bir ülke olduğunun altını çizmek istiyor. Bunu yaparken de eskisi gibi böyle kabadayılıkla değil, daha bir stratejik taktikle bunu yapıyor. Türkiye'yi bu dönemde bir biçimde yanında görmek istiyor. Çünkü Türkiye'nin Batı tarafından muhtelif zamanlarda itilip kakıldığının farkında. Yani Türkiye de bunun farkında. Ve Türkiye'de ve tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinde şöyle bir geleneksel ve tarihsel özellik var. NATO üyesi olmamıza rağmen bizim Rusya ile ilişkilerimiz hiç bozulmamıştır. Bozulmasının bedeli de ağır olacağı için Türkiye yani çok akıllıca Rusya yapıyoruz. Da buna azami özen göstermiştir. Türkiye de göstermiştir. Hani Kurtuluş Savaşı sürecinde Rusya ile girdiğimiz ilişkiler daha farklıdır, daha yakındır. Yani daha üstünde konuşulabilir, tartışabilir bir ilişki ağı vardır o dönemde. Sonrasında gene tartışılabilir. Çift kutuplu ve soğuk savaşın devam ettiği günlerdeki ilişkilerimiz de tartışılabilir ama bütün bunlara rağmen o ilişkiler bozulmamıştır. Yani bir NATO üyesi ülke olarak Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri her zaman iyiydi. Şimdi zaten işte 35-40 milyar dolarlık bir ticari ilişkiden söz ediliyor ki hiç kimse bunu yok sayamaz. Bunu ortadan kaldırmaya da çalışamaz. Hedefte 100 milyar dolar. 100 milyar. Yani işte çıtayı yükseltebilirsiniz. Bu sizin hayal dünyanızla ilgili bir şey. Yani 1 trilyon dolar da diyebilirsiniz. Ne kadarını yaparsanız. Yani Rusya ile Türkiye ilişkileri böyle ve Putin'in gelmesiyle Türkiye'nin ve Rusya arasındaki ilişkileri çok kısa vadeli, konjonktürel bir sağlamlığa ya da karşılıklı anlayışa, işbirliğine dayanmadığının da göstergesiydi gelip gitmesi. Bu bir şeydi tabii ki, yani bir nevi şovdu. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin bir zemin üzerinde diğer ülkelere anlatılmasının şovuydu. Suriye meselesi, İran meselesi, Suriye ile ilgili halen en ince diplomatik dili kullanarak fikir ayrılığını Putin gene dile getirdi. Putin buraya gelmeden önce Putin adına Rusya devletinin resmi sözcüleri dile getirdiler.
Rusya, Suriye ile ilgili Rusya ile aynı düşünmediğimiz net. Bu çok gizli saklı bir şey değil. Ama bu ziyarette şöyle bir şey oldu. Rusya tabii ki çok hani cepheden Suriye'ye son dönemlerde olduğu gibi destek vermiyor. Aynı şeyi biraz önce siz de söylediniz. İran da vermiyor. Bu bize biraz şunu hatırlatıyor. Bir böyle bir hafıza tazelersek soğuk savaş yöntemlerine anımsatıyor. Ülkenin yönetimi Amerikalıysa Ruslar oradaki muhaliflere destek veriyor. Ya da ülkenin yönetimi Ruslara yakınsa, sol sağ işte sosyalist rejime yakınsa oraya da işte oradaki muhalifleri de Amerika destek veriyor. İşte Amerika ne yapıyor? İşte Yeşil Kuşak projesiyle Sovyetlerin yayılmasını önlüyor ama hep bir şeyinden, tezgah arkası. Resmi bir şey yok. Şimdi Suriye çünkü bu ülkelerin birbirlerini bir anda yoklayıp birbirlerini test etme alanı haline geldi. Yani bu uluslararası diplomatik ilişkilerde de kendisini gösteriyor. Yani işte İran yoklanıyor Suriye üzerinden. İşte Rusya yoklanıyor. Rusya acaba nedir? Dünyada neye tekabül ediyor? Gerçekten bir süper güç olma yolunda mı? Ya da ben de burada varım diyecek miyi test edilen bir alan haline geldi Suriye. Türkiye de bunu yapıyor. Yani ben Orta Doğu coğrafyasında ya da Batı'da algım nedir? İşte Suriye üzerinden bunlara bakıyor. O yüzden yani ben hani Suriye'nin, İran'ın tabii ki işte Rusya'nın, İran'ın Suriye'nin geleceğiyle bugününden daha çok ilgilendikleri kanısındayım. Celal de aynısını söyledi. Çünkü Suriye'deki geleceğin ne olacağı çok önemli. Suriye'nin bir geleceğinin olup olmayacağı da önemli. Çünkü neresinden bakarsanız bakın Suriye'nin artık toparlanması çok mümkün gözükmüyor. Yani toparlanması çok mümkün gözükmeyen bir coğrafyada yani bir sosyal vaka var ortada. Bu vakanın nasıl sonuçlanacağını bilemiyorsunuz. O yüzden bu dönemdeki en sağlıklı belki temel tercih birazcık izleyip Suriye belli bir kıvama geldikten sonra yani ne olacağı belli olmasa bile neyin olmayacağı artık görülüyor değil mi yani? Aşağı yukarı Beşer Esad ve Bağız yönetimi artık olmayacak. Tabii, bu burada, görülüyor. Bunu da net bir şekilde görseler buna göre de tavır alınır. Burada da bir zamanlama açısından netlik yok. O yüzden bu dönem izleyip bir Suriye'deki kalan bakiyenin ne olduğunu gördükten sonra onun üzerinden ben İran'ın da Rusya'nın da işte batılı güçlerin de bir hesap yapacaklarını düşünüyorum. Evet peki. Ya vahim olan ne burada biliyor musun? mesela Saddam kendi ülkesini paramparça yapmadı. Amerikalılar geldiler yaptılar. Esad kendi ülkesini paramparça yapıyor. Yani o güzelim şehirler yok oluyor. Kendi halkını mahvediyor falan filan. Yani artık tamamıyla zıvanadan çıkmış. Yani iktidar bir insanın gözünü bu kadar şey yapmaz. Körleştirmez. İşte o bir çevrenin kendini koruma refleksini gösteriyor ki dediğiniz gibi bir daha hiçbir biçimde böyle bir Suriye olmayacak. Yani bu rejimin bir tekrarı olmayacak. Yani. Evet. Buyurun tamam. Evet. Şimdi Putin Türkiye'ye geldiğinde yeni fikirlerle karşılaştığını söyledi. Bunun Türkçesi herhalde biraz önce Doğu Hocam'ın söylediği Rusya'ya bazı konularda kendi Suriye'deki menfaatleri konusunda aşağı yukarı o menfaatleri takip edecek bir çerçeve herhalde çizilmiştir. Çünkü buradan olumlu bir şekilde ayrıldı. Bu tabii Türkiye'nin Suriye politikasında ve Suriye meselesinde tökezlemesini isteyen içerideki ve dışarıdaki çevreleri çok üzen bir gelişme. Putin hayal kırıklığı oldu Putin'in görüşmesi ve bir anlamda şu anda deklare edilmeyen bir mutabakatın olduğu anlaşılıyor. Bunun da yine tercümesi Beşar Esad için yolcudur Abbas bağlasan durmaz diye bir tabir vardı. Burada yani. Çok hatırlattık ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Moskova'dan Suriye'ye silah askeri malzeme taşıyan uçağın Esenboğa'ya indirilmesinin evet. arkasından ne tür felaket senaryoları yazılmıştı. Evet. Evet. Şimdi o zaman ne dendi? Türkiye ile Rusya arasında çok ciddi kriz hatta savaş gibi bile son derece hayali senaryolar. Doğalgaz Aralık ayında donacaktık biz. İran ve Rusya bizi işte kızmış olacaklar için gazı keseceklerdi. O senaryolarda hep Türkiye'nin Suriye politikasının temelinden karşı olan çevrelerin senaryoları ve iddiaları vardı. O ama ne yaptı mesela? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye dedi bu uçağı indirmekte haklıdır. Sonra Putin gelmeden önce bunu unutalım bu uçak krizini diye Rus Büyükelçisi söyledi.
Nihayet orada işte daha önceden Türk basınına çok fazla yansımadı özellikle herhalde. Putin'in Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı'nın bu olay, bu Ankara'ya indirilen uçak nedeniyle görevden alması. Demek ki yani olayların arka planını anlatmak yerine burada yapay krizlerle Türkiye'nin çırağa çıkarıldığı hikayesini anlatmaya bayılan çevreleri biliyoruz zaten. Onlar işte bu Filistin olayında da yaptılar. Ama Türkiye'nin burada çok iyi bir rol aldığını Halit Meşal anlattı. Arkasından da Birleşmiş Milletler oylaması geldi. Yani öyle dezinformasyonlar yapılıyor ki ama çok kısa sürede bereket hemen bunlar berhava oluyor. Şimdi bu çerçevede ben özellikle şunu vurgulayacağım. Rusya Türkiye ile böyle bir konjonktürde birlikte hareket etmek ister. Bir anlamda Sedat Bozkurt'un söylediklerine şöyle bir temellendirilen bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi bu bir komünizm heyulası vardı. Bir o komünizmle mücadele konsepti de Türkiye'de çok hastalıklı bir dönemdir. Ve onun nasıl Türkiye'nin aleyhine, bütün Türkiye'deki Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve her bakımdan aleyhine süreçler olarak, darbeler olarak Türkiye'ye döndüğünü gördük. Şimdi böyle bir dönemin ortadan kalktığı bir aşamada 2006 Haziran'ıydı yanlış hatırlamıyorsam, W. Bush'un bir açıklaması vardı. Ama biz sizi komünizmden kurtardık falan diye bir masal anlattı bize. Evet. Şimdi tam da o günlerde Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin bugün gelinen olumlu noktadaki ilişkilerin en önemli başlangıç noktasıydı. Bunu da sağ olsun medyamız sağlı sollu hiç yazmadı. Evet. Yazmaz zaten. Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda bir şey olduğu zaman niye yazsınlar ki ünlem? Burada şimdi, bir de komünizm evet. Sözcüğü kesişiyor ya, ondan yazmamışlar. Ondan yazmamışlar. Şimdi orada Putin'le sitcom yayıncılığı yapıyorlar. Aile, doğal olarak. Bu şimdi ailenin içerisinde Türkiye'de, bu gerçekler yok. Rusya'nın iyi ilişkilerinin o dönemde kapalı kapılar ardında geliştiğini daha sonraki yıllarda gördüm. Evet tabii ki bu bütün konularda anlaşacak değiller. İran'la Türkiye de aynı şekilde birçok konuda rekabet de edecekler. Rusya hakeza. Ya bazı konularda anlaşmayacaklar. Ama Suriye konusu belki son dönemde en önemli turnusol kağıdıydı. Onun da hal yoluna girdiğini görüyoruz. İşte birçok teoriler çöktü. İşte İran geri çekiliyor. Rusya geri çekiliyor. Çünkü bunlar da rasyonel davranmak zorunda. Ve Türkiye'nin zaten bütün bunlara, böyle özellikle Rusya ve İran'a burada önerdiği şeyler herkesin kazanacağı formülasyonlardı. Hakikaten de öyle. Şimdi şöyle bir bakalım. Suriye konusu, yani Beşar düştükten sonraki resme bir bakalım. Bu temel konularda Türkiye, İran ve Rusya arasında bir problem kalmadığı zaman bu üçlünün ne kadar pozisyonunun güçlü hale geleceğini tahayyül edebiliriz. Eğer bir enerji kartı konusunda bir yanlış yapılmazsa Türkiye'ye, bunu da opsiyon olarak bırakıyorum. Bu üçlünün dünyadaki ve bölgedeki dengelerle karşılaşmakta çok daha birlikte hareket etmesinin çok daha menfaatlerine olacağı, hepsinin kazancına olacağı görülebilir. Bunu daha iyi görüyorlardır şu anda. Şimdi demek ki o zaman bizim İran'la ilgili olarak veya Rusya'yla ilgili olarak Türkiye'nin üzerine, Türkiye'nin dış politikasına yazılan, birçok atılan çamurların tutmadığı anlaşılıyor. Yani demek ki Türkiye böyle bölgesinde inisiyatif sahibi ve bölgede güçlü bir ülke olup, sözü dinlenen bir ülke olup, belirleyici bir ülke haline geldiğinde içeride çok büyük rahatsızlık olanlar var. Başta Türkiye burjuvazisi rahatsız zaten bundan. O yüzden Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasından rahatsız. O yüzden zaten IMF ile yeni bir standby anlaşması istiyorlardı ama havalarını aldılar. Şimdi böyle bir konjonktür nasıl bir konjonktür? Körfez parasının Türkiye'ye aktığı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi yapılan bu iki ülkenin yerle bir olduğu bir dönemdeyiz. Altan ailesinin kulakları çınlasın. Bize hep Yunanistan'ı örnek gösteriyorlardı. Nerede şimdi Yunanistan? Bak Güney Kıbrıs diye bir ülke var. Yerden topluyorlar şimdi. Hani bir İsrail'le birlikte olup Türkiye'ye hareket çekiyorlardı birkaç ay önce, hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oldu Histofyas? Bambino oldu. Geçmiş olsun. Şimdi bu şeye gelelim. Bu para yön değiştiriyor. Para yön değiştiriyor. Bu çok önemli. Rusya'nın mesela bunu görmemesi mümkün mü? Şimdi Rusya bir de şöyle düşünecek. 20 milyon Rusya toprakları içerisinde Müslüman nüfus var. Ayrıca Türkiye İslam ülkelerini domine ettiği bir 5 yıl 6 yıl. Bu arada paranın yönü konusunda İran'da son bir aydır süren o ekonomik krizle birlikte Türkiye'ye giren İran parasının 6 milyar doları geçtiği ifade ediliyor. İfade ediliyor. Bir de onlar Rusya ve Çin üzerinden aracıyla Türkiye'ye döndüler. İşte Akşam Gazetesi'nin manşetini burada daha önce konuştuk. Burada ekonomik faktörler ve para çok belirleyici. Eğer bunun biz gazeteci, yayıncı olarak biz bunları anlatmak durumundayız, perde arkasındaki olayları. Bu paranın yön değiştirdiği ile ilgili olayları
iyi yakalarsa izleyicilerimiz bu siyasal olayları çözmek noktasında daha kolaylık sağlarlar. Ve zaten gelişmeler bunu gösteriyor. Rusya da bugün neticede rasyonel davranılacağı hesap ediliyordu. Biz de burada ifade ediyorduk ve sonuçta öyle oldu. Şimdi Suriye hadisesi ortadan kalktığı zaman, Beşar düştüğü zaman zaten Türkiye bir anlamda İsrail'le bir nevi komşu haline gelecek. İşte bölgedeki dengelerin değiştiği, daha rasyonel hale geldiği, daha normal hale geldiği, bölge ülkelerinin Rusya, İran ve Türkiye birlikte olduklarında kazanacakları bir dönem başlayacak. Yani herkesin çatışması mı daha iyi, herkesin bir arada menfaatlerini ortak bir şekilde kazanması mı iyi? Ve buradaki para, bu bölgedeki para bölgede kalması lazım. Bu çok önemli bak. Tamer kaç saat konuştu Başbakan'la? 2,5 saat. 2,5 değil mi? Bayağı bir şey. Bu şey, özel bir görüşmeydi. Evet. Yani basına ne söyledilerse o yansıdı değil mi? Ne yansıdı? Biz ne konuda konuştuk dediler. Açıklaması 3 dakika falan sürer değil mi? Evet. 2,5 saat konuştular ama. Tabii. Demek ki önemli, ikisi de sonunda memnun ayrıldıklarına göre önemli bir şey olmuş. Uzlaşma var. Uzlaşma. Yani çeşitli alanlarda bir önemli uzlaşma var. Bu gelişen bir Türkiye-Rusya ittifakını ve tabii kendi etki alanlarında da birbirlerinin tesirlerini görmek, ekonomik işbirliğine yansıyan bir tesiri görmeyi beklememiz gerektiği. Bu çok önemli. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Sen şey kesmeden. Şimdi yine Sayın Bozkurt'a bir katkıda bulunacağım. Menderes devrilmeden önce şey planlanmıştı biliyorsunuz. Temmuz 1960'ta Sovyetler Birliği'ne gidecekti. Ekonomik anlaşmalar bağlamında. Bir de Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin başbakanı olarak Demirel döneminde 70'lerin ortasında yine Sovyetler Birliği ile bizim ekonomik anlaşmalarımız şey yaptı, gelişti. Bunların ikisi rahatsızlık unsuru olmuştu o zaman hatırlarsanız. Evet, bunu da ekleyelim yani. Rusya ilişkilerinde tabii bir de bir ara başlık halinde bir Çeçenistan muhabbeti de yapmak lazım bence. Yani Türkiye orada birazcık kabaca bir hamle yapmıştı. Yani Rusya'yı da cepheden rahatsız edecek kabaca bir... Nerede yapmıştı? Çeçenistan'da. Ne zamandan? Hangi tarihte? Yani eskiden. Avrasya'yı ne zaman kaçırdılar? 96 Avrasya feribotu olayını mı söylüyorsunuz? Ona bağlantılı olarak Çeçenistan'daki şeyi söylüyorum. 96 yani. Çok bambaşka bir dünya. Yeni bir şey mi oldu onu anlayamadım. 16 yıl önce. Hani çok eski dünya, eski gezegenler. 74'ü anlattım ben de 96'ı. O yüzden tabii. Güzel bir nedir biliyor musun? Tabii. Yani Türk-Sovyet ilişkilerinde, Türk-Rusya ilişkilerinde kırılma yaratmamıştır. Dönemsel olarak şeyler, kırgınlıklar yaratmıştır ama kırılma yoktur. Yani bu Çeçenistan meselesi... Eski rejimin niyetini ortaya koyan örnekler bizim, senin benim verdiğimiz şeyler. Tabii. Yani o Çeçenistan meselesine rağmen ve artık Türkiye ile Rusya Çeçenistan konusunda karşı karşıya gelmiyorlar. Ya yani bir muhatabiyetleri yok bu mesele üzerine. Yani hala Rusya'nın Çeçenistan... Bir engel kalmadı canım. Üzerinden tankla geçtiler. O konu da... Asıl güven şeydedir. Gürcistan meselesindedir. NATO askeri gücünü geçirmek istediğinde Türkiye izin vermedi. Rusya orada Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu test etmiş. Bu çok önemli bir şey bence. Asıl, tabii, asıl dönüm noktası. Gürcistan krizi sırasında. Gürcistan'dan önce gündeme geldi biliyorsunuz. Hatta Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesi hala o hayaller devam ederken Irak savaşından sonra, Irak'a girdikten sonra NATO'nun bir donanmasını işte Akdeniz'de zaten dolaştırıyorlar. Bir de Karadeniz'e sokmak istediler. Yani daha Gürcistan savaşı evet. olmadan önce orada zaten Montre Sözleşmesi'ni ileri sürerek iki ülkede hem Rusya hem Türkiye NATO donanmasını sokmadılar. Yani ittifak hatta bunun da öncesinde başladığını söyleyebiliriz. Şeyin Abdullah Öcalan'ın 1999'da Rusya'ya gitmesinden ve orada Rusya tarafından sahip çıkılmasından sonra APO yakalandı, teslim edildi. Bir iki sene sonra Çeçenistan ve PKK konusunda iki ülkenin anlaştığını anlıyoruz. Yani o gizli anlaşmaya göre zannediyorum 2000 yılı olabilir. Rusya PKK'dan desteğini çekmeyi kabul ediyor. Ama bak Türkiye Çeçenistan'ı yarı kapalı biçimde destekler. Buradan milisler giderken Çeçenlerin yanında savaşma derhal PKK kartını oynadı ve oynayacağını da bu karşılıklı gösterdi bir şeydi. Evet. Tabii karşılıklı iki tarafta geri çekildi ondan evet, sonra. Aynen öyle. İki tarafta geri çekildi ve 2010 yılına kadar birbirlerini süre tanımışlar. Anlaşılan o. Bir de Öcalan'ın Rusya'ya gitmesi Rus resmi devleti tarafından değil.
Yani orada ama Rus bitir. İstihbaratının o işi deri devleti, Rus yani. Devleti deyip yani hemen vazgeçtiler. Ben uzun da kalmadı. Evet, hemen vazgeçtiler. Rus devleti oradan. Yekpare bir derin devlettir zaten. Başka bir şey daha var. Bakın şimdi Çeçen PKK kartlarının karşılıklı oynanacağı görüldüğü anda fazla hasara yol açmadan orada hem bir uzlaşma sağlandı. Montreux Anlaşması süresiz değildir arkadaşlar. Sürelidir. Montreux'ün tekrar tartışmaya açılması söz konusu olabilirdi. Eğer Türkiye Rusya'ya karşı bir batı şeyinin ne derler deniz gücünün gidip orada baskı yapmasını temin etseydi. Yani dengeler var. Çok konuşulmayan dengeler var. Türkiye bunları gözetti. Yani Türkiye'nin yani. Rusya ile olan ilişkileri Suriye'den ibaret değil. Orta Asya'da, Balkanlar'da, ha. Kafkaslar'da bir sürü karşılıklı dengeler var. Hassasiyetler var ve iki ülke son derece titiz bir şekilde bu süreci götürüyorlar. Yani göründüğünden çok daha derin ilişkiler olduğu anlaşılıyor. İşte bunu Çeçenistan konusunda da görüyoruz. PKK konusunda da görüyoruz. Umarız bu bozulmaz. Tabii bunu bozmak isteyenler olacaktır. Ona da fırsat verilmiyor. İki ülke de bu konuda hassasiyetle davranıyor hakikaten. Bu da güzel. İsterseniz bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Çünkü Suriye konusuyla başladık. Rusya daha ağır bastı. Rusya konusunu konuşuyoruz ama biraz önce Doğu Hoca'nın hafiften işaret edip geçtiği bir konu vardı. Esad gitmek istese bile çevresi onu bırakmak istemiyor diye. Olmazsa bir iki cümle ne olabilir orada? İşte Ekvador, Venezuela ve Küba'ya kaçmak için çeşitli temaslar kurduğuna dair. Aslında kaçmasına da lüzum yok artık. Yani giderse herkes çok memnun olacak. Belki de rahatlatacaklar yani. Açacaklar yani. Hayır hocam öyle değil. Çünkü İran ve Rusya ile görüşmeler yapıyorlardı gelen bilgilere göre. Yani Rusya ve İran sahip çıkacağını söylüyordu Beşar Esad ve ailesine. Şimdi onlar da sahip çıkamıyorlar. Çünkü yerler o kadar kan döktü ki. Hayır abi yani şey bunu, demek istiyorum. Yani giderse herkes memnun olacak onu demek istiyorum. Gitmesi de memnun olurlar da ülke girdiği ülke ama bize gelmesin diyorlar şimdi. Ya baksana Chavez'i yoklamış. Chavez biliyorsun delişmen bir adamdır. Ondan bile pek ses çıkmadı galiba değil mi? Evet. Çağırdı o. Beşar Esad'ın Venezuela, Küba ve Ekvador'dan sığınmak için yardım istediğine dair haberler var. Bir elçi göndererek buralara görüşmeler yaptırdığına dair bilgiler geliyor. Zaten dönülmez akşamın ufkuna doğru bir gidişat söz konusu. Burada ilk başta siz dediniz ki kendisi gitmek istese bile çevresindekiler onu bırakmak istemeyecekler. Çünkü onun gölgesinde yaşıyorlar. Ama artık onun gölgesi de onları kurtarmayacak gibi görünüyor. Ne olabilir peki kaçmak isterse nereye kaçabilir ve ailesi diyelim ki 50 kişi 100 kişi bir şekilde biriktirdikleri çaldıkları hırsızladıkları paraları da kullanarak rüşvet de vererek bir ülkeyi ikna etseler bile şu anda onlar adına savaşan veya onlar adına savaşıyor görünen diğer destekçileri ne olabilir onların akıbetiyle ilgili neler olabilir? Çok kısa bir şey yapalım. Yani çok kısa söyleyeyim. Şimdi eşi İngiliz vatandaşıdır biliyorsunuz. Zaten orada yaşayan bir aile. Yani eşinin İngiltere'ye girme şeyi var, hakkı var. Ama kendisi ne yapar? Bilemiyorum tabii. Neresi kabul eder onu? Şimdi bugün o kadar çok ekonomik olarak darda olan ülke var ki işte şu kadar para yatırırsan mesela Macaristan sana pasaport veriyor. İşte başka bir ülke 5 yıllığına vize veriyor falan diye. Üstelik de bunlar büyük paralar değil. 200 bin euro ile 350 bin euro arasında. Şimdi bu adam 7 milyar uyduruyorum doları bir yere yığdığında o küçük ülkelerden birinde sığınma hakkı alabilir de korunabilir mi? Bir de o var tabii yani bu kadar kan revandan sonra birileri hele başına da ödül konursa bilemiyorum. Yani o evet. Tamamıyla spekülasyona bağlı biraz. Celal Bey biliyor mu ne olacağını? Yapacağı en hayırlı iş kaçıp gitmeden önce geçiş sürecine yardımcı olacak, kolaylaştıracak adımı atması, emrindeki ordunun bir şekilde küçültülmesi ya da onlar adına bir grubun, daha uygun, münasip bir grubun muhaliflerle iş tutup bir şekilde bir ortak zemin oluşturmasına yardımcı olmasıdır. Bunu yapabilirse çok faydalı bir iş yapmış olur.
tek başına kaçıp gitmesi belki bir dönem canını kurtarabilir ama eninde sonunda onu bir yerde bulurlar ve öldürürler. Ayrıca günümüzde artık öyle 7 milyar dolar da olsa o parayı hareket ettirebilecek bir gücü de olamaz. Paralarını da el koymuş olurlar. Geçimini zar zor sağlar bir durumda bir yerlerde yaşamaya devam eder ama çok da uzun süreceğini zannetmem. Hayatının eğer böyle bir kolaylaştırıcı rol tutum almaz ise alması da Arap gururu çok önde olan bir durum. Nasıl buna izin verir o da ayrı bir şey. Ama çocukları ve eşleri herhalde hayatlarını kurtarırlar. Kurtarmaları da doğrudur. Evet. Nasıl görüyor Sedat Bey? Ben kısa vadede Esad'ın bir yere gireceğine çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerin, liderlerin ortak kaderi bulundukları coğrafyada muhtemelen ölmektir, savaşarak diyorsun. Ölmektir. Yakın dönemimizde de tanıklık yaptık. Yani aktörlerine baktığınız zaman tamamında bu son var. Kaddafi yani sürpriz bir son yok. Kaddafi'de, Saddam'da, Mübarek'te hangisine bakarsanız bakın böyle bir şey var. Ben de Esad'ın farklı bir tutum izleyeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani gitmek isterse gideceği ülke bulacağına inanıyorum. Çok rahat bulur. Yani listeye, sizin yazdığınız listede yer alan ülkelerde bunların birkaç örneğidir. Yani Ekvador'da, Venezuela'da, Küba'da bir emperyalist saldırıdan kaçtığını varsayan lidere çok rahat bir şekilde kapı açarlar. Ama yani Esad'ın hemen her şeyi bırakıp da kaçabilecek bir pozisyonda olduğunu, o kadar sıkıntılı, o kadar zorda olduğunu ben çok düşünmüyorum. Şu anki Suriye üzerinden baktığınız zaman bile. Çünkü hala savaşabilecek bir ordusu var. Yani savaşacak ordusu onu muhafaza edecektir. Yani bir Libya'daki gibi değil. Ya da bir Irak'taki gibi değil. Yani yenilmiş bir ordusu halen yok. Ordusu var. Ordusunun uçakları var, helikopteri var, tankları var, tüfekleri var. Çok kan akacak tabii ki. Yani bu, yani belki Rusya'nın, Rusya ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı en önemli nokta açıklanmadan ben tahmin ederek bunu yorumluyorum. Hani Saddam'ın kendisinin kurgulayacağı bir yönetimi devredip Suriye'yi çekip gitmesi. Yani Suriye'ye de Beşar Esad'ı kastediyorsun. Beşar Esad, Saddam diyorum. Beşar Esad'ın kendisini kurgulayacağı bir yönetime Suriye'yi terk ederek gitmesi. Bu en sağlıklı yöntem bu bence. Yani Türkiye'nin de biraz artık öyle bir ihtimal var mıdır? Yani? Olur. Olmaması geçici olur. Değil. Çok olur. Geçici olur. Yani. Geçici olur. Yani ne kadar hükmedebilir Saddam kendi kurguladığı bir yönetime? Risklidir. Burada bir şey söyleyeyim. İster mesela, mi Esad bunu? Bilmiyorum. Kamuoyuna yansımayan çok özel bir bilgi. Ömer Süleyman'ın, Hüsnü Mübarek istifa etmeden önce Ömer Süleyman'ın Hüsnü Mübarek'in kafasına silahı dayayarak yarım saat içerisinde istifanı açıklamasına seni vururum dediği söyle. Bunu niye yapıyor? Yani şu andaki, o zamanki muhalifleri çok sevdiği için değil, iktidara kendisi oturmak için yapıyor. Ve gerçekten yarım saat içerisinde istifa ettiriyor. Ama ne oldu? Bu defa Mısır halkı onu da istemediler ve Ömer Süleyman'a da mal olmadı. Kıyamızın da hayatını kaybetti. Yani o kadar o da cinayetlerin ortağıydı. Bu arada bir tabii. Ama hep oradaki ülkeleri birazcık bir kendi koşullarına göre şey yapmak size lazım. Belki evet. Suriye'de bu tutabilir. Size Hüsnü Mübarek'e ilişkin eğlenceli bir şey anlatayım. Son günleri Hüsnü Mübarek'in İçişleri Bakanı geliyor diyor ki Sayın Başkan Mısır halkına hitaben bir veda mektubu yazın diyor. Yo, Mısır halkı bir yere mi gidiyor diyor. Bir şey budur. Şey ama yani diktatör kafası böyle çalışır. Evet. Tabii bir olasılık daha vardı. Ona belki Tamer de değinir. Artık bundan sonra ne kadar mümkündür bilmiyorum ama işte Batı sahillerini içine alan Hristiyanların, Nusayrilerin ve de işte Sünnilerin üst tabakasının bir arada yaşayabileceği bir ayrı devlet yani. Şiiler demek istiyorsunuz. O dönem geçti galiba. Nusayrilerin diyorum. Nusayrilerin. Sünniler, neyse. Evet. Ama Sünni burjuvazi. Sünni üst tabakasının. Ha şeyle birlikte olan, Beşer Esad'la birlikte yani, olan. Yani %35'i falan bulduğu varsayılan bir blok var ya. Şimdiye kadar şeyin arkasında durmuş olan Beşer Esad'ın veyahut da Esad rejiminin diyelim. %15 diyorlar ona. Yok nüfus sayısı olarak söylüyorum ben. Nüfus %10, %12 falan filanı bir araya koyduğunda yani %30'da %35 arasında. Tabii bunların hepsi destekliyor mu desteklemiyor mu bilmiyoruz ama orada bir şey
bir ayrı devletçik yaratılması. Rusya da buna destek verebilir çünkü Tartus orada denmişti ama bundan sonra ne kadar mümkün bilmiyorum. Çok zor. Tamamen söylesin. Birkaç kilometrelik bir kilometre karelik bir alana sıkışmış durumda. Yani beşer. Durumumuz o. Gazze de öyle. Evet ama orası öyle ama şimdi yani. Burada bir kum saati gibi düşünün yani %95'i. Gazze'de gitmiş. Hocam affedersiniz Gazze'de kendi halkını Filistinlileri öldüren bir örgüt yok, bir yapı yok. Tamam, çok canım. Farklı. Buradaki de hala Esad'a şimdi destek verenlerden var ama şimdi mesela şimdi şu anda çok zor durumda olmaz da birkaç hafta sonra aynı zor durumda olur. Çünkü şey eğrisi belli yani nereye olayın nereye gittiği belli. Yani birkaç hafta bir çok önemli değil. Yani orada sıkışmış durumda. Yani şimdi koşullarda Suriye'den bir galip çıkmaz. Yani Esad yenildi, kaçtı dediğimiz zaman biz şimdi otomatikman burada Esad öznesini çıkararak oraya özne olarak bir Suriye koymamız lazım. Muhalifler geçen havan topu attılar. İşte 28'i küçük çocuk, bir tane öğretmen öldü. Nelerde olduğunu bilmiyoruz. Şimdi o olduğu kesin değil. Şuraya geleceğim. Tartışmalı bir konu. İşte gene Churchill'in lafına geleceğiz. Savaş ilk önce gerçekler ölür. Esad burada belki Türkiye ile Rusya arasında mutabakata varılan konulardan bir tanesi de Esad'ın X ülkeye tahliye edilmesi mesela. Yani oraya onu da geride bırakabileceği, yönlendirebileceği bir durum yok. Yani onun isteğine ne bağlı bir durum kalmadı orada. Yani bugün gelinen geç nokta kalındı. O geçmiş durumda. Yani dönüşü olmayan nokta. Şimdi dolayısıyla nasıl tahliye edilir? O işte yandaşları tabii onu göndermek istemiyor falan. Terzisiyle, dürzüsüyle işte bir grup yanına da verilip gönderilebilir giderse. Ya da vuruşarak ben devam etmek istiyorum derse Kaddafi gibi olur yani. Burada tercihler, fazla tercih şansı yok artık. Böyle bir dönüşü olmayan noktaya girmeden önce bir karar verseydi belki kendisi için daha gidişi daha böyle estetize edilebilirdi. Şimdi o aşamanın da kaybolduğu anlaşılıyor. Bu aslında iyi bir örnek oldu. Evet. Bakın Kaddafi şunu diyordu. Ya sizi ben yönetirim ya da öldürürüm kabul etmezseniz. Yani yönetmekle öldürmek arasında başka bir çare bırakmayan bir zihniyet. Diktatöre böyle bir şey işte. Kendi öldürülebileceğini hiç düşünmüyordum. Aynen öyle. Ve yani ölümcül bir rejim kuran ölümle hayatını sonlandırabilir. Yani rejiminin sonunda kendisi de ölebilir. Bu örnek bundan sonra işte hani eğer bu Arap şeyi devrimi devam edecekse başka ülkelere hatta şey için İran için iyi bir örnektir. Herhalde birileri ders çıkarırlar inşallah. Hocam bunun bir de ikinci seçeneği olabilir. Hani ölmek mi yönetmek mi? De ölene kadar yönetmek olabilir. Yani. zaten öyle oluyor. Yani. Bunu yapıyor şu anda. Peki buradan isterseniz Suriye konusunu bir kenara bırakalım. Irak'ta da farklı gerilimler yaşanıyor bildiğiniz gibi. Merkezi yönetimle, merkezi yönetimin başbakanıyla özellikle veya hükümetle diyelim. Kürdistan yönetiminin başındaki Barzani karşı karşıyalar, savaşın eşiğindeler. Eller tetikte, bekleme vaziyetindeler. Dolayısıyla burada her an patlayabilecek bir silah söz konusu. Tabii Bağdat yönetiminin de arkasında destekçileri var. Erbil'in de güvendiği noktalar var galiba. Bu noktada şöyle soralım hocam. Bağdat-Erbil geriliminde İran-Türkiye faktörü nedir? Çünkü Maliki İran'dan destek görüyor. Bu ortada. Erbil yönetimini de Türkiye destekliyor. Ne olacak? Amerika'da destekliyor. Amerika'da destekliyordur, evet. Şimdi bir kere bu çatışma niye çıktığı bir kısaca analiz etmek lazım. Şimdi bir merkezi, Irak merkezi yönetimi yani Bağdat'taki hükümetin niteliği önemli burada. İkincisi de şu gün, bugün dünyada petrol arzında bulunan ülkelerin rezervleri azalıyor. Fakat işte uzun süredir çok az kullanılan ve hele kuzey bölgesinde işte Kürtler bundan yararlananlar diye birçok alanda tespit edilse bile rezervler bunları açtırıp kullandırmayan Saddam rejiminden sonra Irak'ın müthiş bir şey petrol yatakları üzerinde o tüpten çok zengin potansiyel olarak zengin bir ülke olduğu anlaşılıyor ve işte hesapları yapıldı 10 yıl sonra ikinci işte 20 yıl sonra da birinci petrol
ihracatçısı ülke olacağı, bugün Suudi Arabistan'ın gerilere doğru çekileceği falan hesapları yapıldı. Şimdi burada müthiş bir zenginlik var. Tabii bir ülkenin zenginliği bu petrolden yararlanan diğer bütün ülkeleri de ilgilendiriyor. Çin'inden ta Avrupa'sına, Amerika'sına kadar. O yüzden Kuzey Irak'taki, yani Kürtlerin kontrol ettiği alanın hemen altında kalan mücavir alan dediğimiz, içine Musul Kerkük'ü, Tuzhurmatoy'u falan alan bölgenin kontrolü, ki buradaki çok değerli petrol yatakları hem var hem potansiyel olarak çıkartılmayı bekleyenlerin kimin elinde olacağı, hem Irak-Kürt bölgesinin zenginliği, bağımsızlığa doğru giden bir yolun açılması, hem de Bağdat rejiminin tabii gücü ve Irak'ın bütünlüğünü koruması olanaklarını belirleyecek bir şey. Şimdi Bağdat yönetiminin arkasında İran var. Ama İran'dan başka mesela Muktada el-Sadr adlı Iraklı bir şey de var, grup da var. Kürtler de vardı. Ama Kürtlerle bu hır çıkınca Muktada el-Sadr da çok memnun değil Maliki yönetiminden. O yüzden desteğini çekmesi söz konusu olabilir. Yani Irak şu anda siyasi olarak geleceği belirsiz bir durumda. Bu arada Sistani de 20-29 Kasım tarihleri arasında 9 gün boyunca, yani o şeylerin tam kritik olduğu günlerde Türkiye'deydi. Evet. O yüzden şeyin geleceği, Irak'ın federal yapısının geleceği şu anda kuşkulu. Buradan ne çıkar? Bölünmüş bir Irak çıkarsa Kürt bölgesinin bağımsızlığa gittiği yerde ne büyüklükte ve ne zenginlikte bir Kürdistan bölgesi ortaya çıkacaktır. Eğer Türkiye kendisini tehdit etmeyeceğine inanırsa ve ekonomik olarak bugün başlattığı işbirliğinin bir ekonomik entegrasyona gideceğine ilişkin kuvvetli bir kanaat geliştirirse, bu mücavir alanların, yani Musul Kerkük'ü içine alan bölgenin özellikle Kerkük Türkmenlerini de etkileyerek belki Kuzey Irak'a, Kürt otonom bölgesine katılmasını destekleyebilir. Bu da müthiş dengeleri değiştirir. Burada sanki Türkiye, hem Türkiye'deki kendi sınırları içerisinde Kürt sorununu veya terör sorununu çözmeye çalışırken bunu kendi sınırlarıyla sınırlı olarak düşünmüyor. Irak'taki Kürtleri de, Suriye'deki Kürtleri de gözeterek bir çözüm aradığı anlaşılıyor. Evet. Yani mesela o kadar tahriklere rağmen Suriye'deki PYD ile bile böyle çok fazla didişmeye girmemesi bunun işareti. Biliyorsunuz Cengiz Çandar da yazmıştı. PYD'nin başkanı da kendisini Urfalı olarak nitelendiriyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Kimya bölümü. Ve fasih Türkçe konuşuyor. Evet. Bu noktada yani Bağdat Erbil geriliminde İran Türkiye dengesini konuşuyorduk. Ne görünüyor sizin açınızdan? Ben İran'ın uzun süre Maliki'nin arkasında kalabileceğini zannetmiyorum. Daha doğrusu Türkiye'nin karşısında uzun süre ve açıktan bir pozisyonunu sürdürebileceği kanaatinde değilim. Bölgede baktığımızda var olan bir çizgi var. O çizgi giderek kaybediyor. İşte Suriye'nin içerisinde olduğu, Maliki'nin içerisinde olduğu, bir miktar İran'ın bir kanadının içerisinde olduğu, İsrail'in işte el altından destek verdiği bu çizgi büyük oranda giderek kaybediyor ve bir gelecek kaygısı içerisinde kendilerini görüyorlar. Bu Maliki'yi de Irak'ı da etkileyecektir. Zaten çok zayıf olan bir iktidarı var. O da Türkiye'nin başta desteği olmasaydı başbakan bile olamayacaktı. Şu anda bütün yetkileri elinde toplayan, Cumhurbaşkanı Talebani'yi Bağdat'ta barındırmak istemeyen, Başbakan Yardımcısı Haşimi'yi kovan, ordu sayısını 200 bin olması gerekirken hızla 800 bine çıkartmaya çalışan bir Maliki var.
böyle bir Maliki uzun süre uluslararası desteğini sürdüremez. Çünkü onun üzerinden, onun diktatörlük anlayışı üzerinden bir Irak'ın geleceği olamaz. O eğer var olur ise Irak parçalanacak demektir. Irak'ın parçalanması ise büyük oranda Kürt bölgesinin ayrı bir yapıya gitmesi ve Maliki ile çatışması demektir. O da Kürtlerin, Türklerle buluşmasını daha çok sağlar. Çünkü Kuzey Irak'ı, Kürdistan'ı koruyacak olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başka ülkede orada yok Kürtleri koruyabilecek olan. Ama bütün buna rağmen Maliki Türkiye'ye karşı tavrını sürdürüyor. Bir uluslararası zincirin bir parçası olarak Türkiye'nin Kerkük petrolleriyle buluşmasını engellemeye çalışıyor. Bizim Enerji Bakanı'nın uçağının Erbil'e inmeyişi, yarım saat sonra Norveçli bir CEO'nun, bir genel müdürün uçağının oraya inmesi Türkiye ile Maliki arasında bir sorun olduğunu gösterir. Çünkü bütün ön izinler alınmış olan uçağın son anda Maliki inmesine izin vermiyor. Ve Türkiye'nin de iç işlerini karıştırabileceğini iddia ediyor. Türkiye'nin bölgede yükselişine itiraz eden bir çizginin mihveri olarak şimdilik öne çıkmış gibi gözüküyor. Ama bunu uzun süre sürdürebileceğini zannetmiyorum. Rusya da buna izin vermeyecektir. Evet, çünkü onu söyleyecektim ben de. Putin'in İstanbul ziyaretinden sonra hem Suriye'nin gittikçe yalnızlaştığını görüyoruz. Mesela İsrail'le biraz sonra sıra gelirse konuşacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi evet. Kurumu'nun denetimine açması kararında Rusya desteklemedi şeyi, İsrail'i desteklemedi ve 174 ülkeye çıktı İsrail'e karşı oy kullanan üye sayısı. Aynı şekilde Bağdat'tan da yumuşak mesajlar gelmeye başladı. Yani geçen hafta daha birkaç gün öncesine kadar Türkiye'yi tehdit eden konuşmalar yapan Maliki işte Hürriyet aracılığıyla zeytin dalı uzatan bir konuşma yaptı. Kişilerimize karışmamak şartıyla. Bir yandan da tehdit ediyor ama kişilerimizi de karıştırabilirim. Öyle var veya işte bize Türkiye'deki bazı gruplardan çok şey PKK'yı kastediyor orada. Destek istediler ama biz destek vermedik. Yalan söylüyor. Halbuki kendisi PKK'ya işbirliği teklifinde bulundu. PKK'ya kabul ettiremediği için bunu bu şekilde petrol yansıtıyor. Olunca kendi işi, PKK olunca Kuzey Irak'ın işi. Öyle yansıtıyor. Öbür taraftan İran'a baktığımızda İran'ın kendi içerisinde bir kere 25-30 milyona yakın Türk var. Ve Türkiye'nin gerçekten işaretini, sözünü dinleyebilecek bir grup bunlar. İkincisi de biraz önce de konuştuk bir iki cümleyle. Bir ekonomik krizle karşı karşıya şu anda İran ve rejim sallantıda bu şartlarda dediğiniz gibi Maliki'nin İran arkasında çok fazla duracağı Eurosunu getirip Türkiye'de barındırıyor ise zaten İran'a Türkiye'de kim altın veriyor? Çatışma Türkiye noktasına gelemez hiçbir zaman. Evet, peki Sedat Bey. Yani şimdi bu Irak üzerinde ciddi bir satranç oyunu var. Görmek lazım. Yani muhtelif hamleler yapıyor. Bu muhtelif hamlelerin sonuçlarına göre de ülkeler pozisyon alıyorlar. Yani iyi bir oyun dönüyor. Yani Orta Doğu'da biraz daha genel, Irak'ta ise biraz daha lokal bir oyun dönüyor. Çünkü yani sonuç itibariyle Maliki seçilmiş başına gelmiş bir kişi. Aynı şekilde Talabani'de, Maliki'de, Talabani'de baktığınız zaman Talabani'de Kürtlerin İran'a yakınıdır. İşte Maliki'de İran'a yakın birisi ama sonuçta bu Irak'taki Bağdat yönetimini oluşturan güç ya da oluşmasını sağlayan güç Amerika. İran'ın karşısındaki bir Amerika, İran'a yakın bir yönetim oluşturmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor Irak'ta, Bağdat'ta. Bu birazcık şey tabii ki, kafa karıştırıcı bir iş. Türkiye-Maliki ilişkilere baktığınız zaman, Türkiye Irak'taki seçimlerde siyasi bir taraf oldu. Maliki'nin karşısında yer aldı sonuç olarak. Bunun için mi Maliki Türkiye'ye tavır alıyor? Çok değil. Haşimi geldi Türkiye'ye sığındı. Bunun üzerinden somut bir şey üzerinden tavır almaya başladı. Şimdi ben Haşimi'nin orada hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum. İdam cezasına, 2-3 tane idam cezasına çarptırıldı. Bir takım cinayet işlemiş, işlenmiş ya da cinayet işleyip terörist şebeke kurdu diye itham ediliyor.
Terörist şebeke yani çete. Haşimi de Maliki aynı suçlamalardan suçluyor. JITEM kurdu diye şey. Çok güzel. Yani o zaman Silivri'de olması lazım Haşimi. Niye ortalıkta zaten? Zaten Kemal Kılıçdaroğlu oradaki Silivri'yi ziyarete gidecek. Her yerin bir Silivri'si var yani. Bu oradan iyi yırtmış. Şimdi buradan tabii ki tek başına bunlar bir hırgür çıkarmak için yeterli nedenler değildir. Altında tabii ki bir sürü şey yer. İran var. İran yani İran bu dönemde hani kendisine çok dostane olan uluslararası platformda destek veren Türkiye'ye böyle dolaylı da ben cephe alacağına çok Türkiye'ye ihtimal vermiyorum. Türkiye'ye karşı değil. Hakimiyet, bölgedeki hakimiyet. Irak'ı Batı'nın gazabının kendisine doğrudan gelmemesi için bir tampon bölge olarak kullanıyor Şii nüfusu üzerinde. Hocam bu Şii nüfus konusunda bence çok nasıl söyleyeyim? Abartıyor muyuz diyorsun? Bence abartıyoruz. Kaba taslak bir yorum yapıyoruz. Oradaki gerçekliği yansıttığını düşünmüyorum. Şu açıdan düşünmüyorum. Biraz önce de söyledim. Mesela Ankara ile Bağdat arasında bu kadar gerilimli günler yaşanırken en büyük gruplardan birisinin başındaki Sistani Türkiye'deydi ve 9 gün kaldı. Ne yapıyordu yani burada? Herhalde tatile gelmemiştir. Öbür taraftan Sad'ın kendisinin veya adamlarının sık sık geldiğini ve istişare ettiğini biliyoruz. Hatta onların Maliki'yi dizginlemek için gayret ettiklerine dair bir sürü haberler yansıyor. Yani her ne kadar Irak'ta Şiiler çoğunlukta olsalar da bunlar mezhepsel olarak İran'a çok bağlı olarak düşünülmemesi lazım. Yani İran onlarla oynuyor. Hocam da onu söylüyor. Tabii İran onlarla oynamak istiyor olabilir. Oynuyor. Ama yani çok da oynayamıyor. Bak Batı'ya yaklaşmasın diye. Çok da yakın gruplar değil onlar. Tabii bir de şunu, gruplar başka bir çelişki söyleyelim hocam. Mesela biz diyoruz ki Türkmenler falan. Tamam etnik olarak Türkmenler ama oradaki Türkmenler de Şii zaten. Yani çoğunluğu Şiiler. Yani orada böyle bir cümleyle izah edilecek bir durum yok. İşte Türkmen olduğu için Türkiye'ye bağlıdır ya da Şii olduğu için İran'a bağlıdır gibi böyle kabaca tasnifler doğru olmuyor. Çatışma ortamında pozisyon, kendilerine bir pozisyon tayin edecekleri zaman bu kimlikler önemli. O kimlikleri kullanarak İran, Irak üzerinde bir nüfuz alanı teşkil etmek istiyor. Ve bir ölçüde de bunda başarılı. İşte Maliki'nin davranışları bunu gösteriyor. İkincisi, Kürtlerin bağımsızlaşmasını istemiyor. Çünkü Kürtlerin bağımsızlaşması, Türkiye'nin güçlenmesi, Amerika'nın da orada etkili olması demek. Nitekim bakın Bağdat'la Erbil arasındaki askeri çatışma söz konusu olduğunda namlu namluya geldiklerinde Amerikalılar girdiler araya da arabuluculuk yaptılar. Son aldığım bir bilgi var bu konuda. Yani o orduların geri çekilmesi ve oradaki halkların temsilcilerinin kendi güvenlik güçlerini oluşturarak asayişi sağlaması gibi bir anlaşmaya vardı Bağdat'la Erbil diye. Bir kaynaktan bunu öğrendim, doğrulatamadım. Bu da ilginç bir gelişme olabilir. Tabii oradaki Maliki'ye yakın kaynaklar onu söylüyorlar, milise vermek, müşteri vermek oradaki güvenlik. O zaten eski durumdu. Anlaştıklarını açıklamıştı ama orada ciddi bir tabii ki doğru güç inanamıyorsun. Savaşı da var. Yani her gün orada işte Kerkük'te dahil olmak üzere bombalar patlıyor. Onlarca insan ölüyor Irak'ta da. Irak'ta çok böyle yani bir Hollanda tipi bir ülke haline gelmiş değil. Halen kontrol edilememesinin nedeni de işte yeraltı zenginlikleri konuşuyoruz onu. Kontrol edilemeyen bir ülke. Kontrol edilemeyen bir ülkeyi yöneten insanların en sağlıklı yapacakları iş kafalarını Türkiye'ye çevirmektir. Yani bu Bağdat için de böyledir. Nitekim Erbil'de bunu somut bir şekilde gördük. Tabii ki Türkiye'de burada da bir iki adım attı ama başka seçenekleri yok. Yani tek çıkış noktaları Türkiye üzerinden bir şeyler yapmak. Bunu birazcık görüyorlar gibi gözüküyor. Tamer Bey, Bağdat-Erbil krizinde işler nereye doğru gidiyor? Türkiye, biraz önce söylediğiniz Türkiye'nin ilişkilerinin sadece Bağdat yönetiminden ibaret olmadığı, bölgedeki Şiilerle Şii liderlerle arasının iyi olması bence çok bu sorunun cevabının belki de en iyi tarafı bu. Yani bu yeni bir şey değil. Dolayısıyla burada İran'ın bunu dikkate alması beklenir. Ha bu arada bir parantez yapalım. Yine bazı provokatif eylemleri. Burada sözünü unutmayın. Evet. Türkiye geçmişte hep işte Türkmenler falan diyerek başlardı ve hiç de bir şey yapmazdı zaten Türkmenler. Evet. Sadece adı geçerdi konuşmalarda, hamasi nutuklarda. Dikkat ederseniz bu son krizlerde Türkiye Türkmenleri falan hiç telaffuz etmiyor.
Hatta oradaki Türkmenlere sorduğumuzda da onlar nötr kalmayı tercih ettiklerini evet. söylüyorlar. Yani silahlanmayacaklarını ve taraflardan herhangi birisini tutmayacaklarını ve onların yanında birisinin bir grubun yanında yer almayacaklarını söylüyorlar. Bu da Türkiye'nin yeni politikası açısından herhalde yeni bir durum olsa gerek. Büyük yanlıştı zaten o. Yani Türkmenleri silahlandırma bilmem falan yani büyük bir... O eski denklemin içerisinde bir yanlıştı. Şimdi başka evet. bir doğruya evriliyor. Yani şunu diyeceğim. Şimdi bu burada yine bu burayı karıştırmak için bazı provokatif girişimler besleyenler veya bekleyenler olabilir. 5 Aralık 2012 tarihli bir haber. Ayetullah Sistani'ye suikast planı yapan 30 silahlı militan yakalandı. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü burada Türkiye'nin Şii liderlerle, Şiilerle, Şii kesimle arasını iyi tutması buradaki çözüm açısından çok önemli. Burada Maliki herkes için bir yük haline gelmiş oluyor. Yani bu Maliki politikaları bugün, yani İran onu destekliyor ama İran için de bir eksi. Yani Maliki mezhepsel bir problem değil, siyasi bir siyasi problem haline yani gelmiş vaziyette. Bunu vurgulamak gerekiyor. İran'da olan o. Yani şeyin Irak'ın Şiileri daha çok Irak'a sadakati olan tabii, bir tabii, şey. Tabii, tabii, tabii. Ama Maliki Şiiliği İran'ın arabasını atına bağlayan bir. Onu da siyaseten kullanmak için yapıyor. Evet, bu da hep söylediğimiz, belki çok uzun bir süredir söylediğimiz iki tane İran var diyor. İran'ın Türkiye ile mutlaka birlikte davranmasını isteyen kanadı var. Bir de işte hep söylediğimiz Türkiye'ye karşı zaman zaman politika öğreten, bu Türkiye'ye karşı olan politika öğreten kesimin bütün bölgedeki son zamanlardaki olaylar aleyhine gelişiyor. Ve bu Irak'taki denklem de aslında dikkate alındığında İran'ın burada akılcı davranması yine Türkiye ile birlikte hareket etmesiyle olur. Türkiye zaten bu siyasi problem halledildiği zaman Şii kesim liderleriyle arasını iyi bir noktaya getirdiği için burada da yine herkesin kazanabileceği bir noktaya doğru gidilebilir. Yani Suriye örneği İran için burada da geçerli. Bunu unutmamak lazım. Bir de şöyle bir şey yaşanıyor. Daha önce kısmen hep üzerinde durmuştuk. Maliki'nin bu gerilim üreten politikası Kuzey Irak'a Türkiye'ye itmeye devam ediyor. Yani ne gelişme olursa olsun Kuzey Irak'a doğru Kuzey Irak'ın Türkiye'ye bütünleşmesine yarıyor. Doktor bu, eve git ne yersen ye demiş. Ne yersen demiş onun gibi. Hem ekonomik olarak hem siyasal bütünleşme olarak bu noktaya gidiyor. Bu tabii Türkiye'nin içerisindeki Kürt sorunun çözülmesinde de pozitif anlamda bir gelişme evet. olarak addedilebilir. Bunu şöyle bir soru sorulabilir mi Tamer abi? Bu PKK'nın eninde sonunda artık şeyi demektir. Biçim değiştirmesi demek. Bak yok olması falan gibi onları sinirlendireceği bir şey söylemiyorum. Yani bir silahlı grup olarak varlığının artık ortadan kalkması demektir. İki, Türkiye'nin her ne basın olursa olsun bu Kürt sorununu çözmesini gerektiriyor. Yani tarih PKK'dan yana değil ama Türkiye'ye de bu zorunluluğu ve sorumluluğu. Evet, belki mesela şu Kuzey Irak'taki gelişmeler orayı daha zorunlu hale getiriyor. Evet. Bir de Türkiye o Kuzey Irak'taki bölgeleri mesela Türkiye mesela Türkmenleri öne çıkarmıyor ama Türkmen kartı her zaman Türkiye'nin cebinde kalacak. Yani onu da unutmamak lazım. Ve Türkiye'nin Kuzey Irak petrollerinin ne yakın olması demektir. Şimdi Maliki açısından, zıtlaşma açısından baktığımızda Kuzey Irak petrolleri nereye yakın olacak? Bu zıtlaşma daha boyutlanırsa Türkiye'ye yakın olacak. Bunu hesap eder. O yüzden rasyonel düşünen birisi böyle son yaptığı gibi işte Enerji Bakanı'nın uçağını böyle antin kuntin işlerle indirme gibi bir yola gitmez. Yani sonra barış şeyi ne, zeytin dalı falan uzatıyorum diye utanmadan bir bu lafları ediyor. Yani hangi zeytin dalı? Yani sen bu yaptığını kimse yapmaz ya. Bu bir de orada Türkiye'de bu işin hoşuna gidecek, iç politika malzemesi haline dönüştürecek gazetecileri de orada ağırlıyorsunuz. Bütün mahalleyi ağırlıyorsunuz. İşte söylediğiniz gibi o Norveçli CEO'yu ağırlıyorsun. Bir tek Türk bakanı yer kalmadı. İzin alınmış bir şey de biz izin alınmadı falan diyorsun. Yani bu numaralar böyle Ali Cengiz oyunlarına hiç kaldırılabilecek bir konjonktür falan değil. Yani o yüzden Maliki'nin de bütün yaptıkları bir gerilim üretiyor ve bu onun aleyhine dönüşür. Ama yalnızlaşıyor. Evet. Gittikçe yalnızlaşıyor. Daha da yalnızlaşıyor. Talebani'ye hareket çek, Barzani'ye çek, Türkiye'ye çek. Sonu ne bunun? Şimdi Rusya'yı da Rusya da eskisi kadar yakın davranmıyor Irak yönetimine. Çünkü tabii. O silah anlaşmaları falan vardı. O konuda da istedikleri gibi gitmiyor. Bağdat'ın istediği gibi gitmiyor. Çünkü Rusya kendi çıkarları açısından Türkiye ile ilişkilerinin iyi olmasını Irak'tan daha fazla tercih ediyor. Evet. Şu espriyi de yapalım. Hani mesela burada Rusya ile görüşmeler iyi gitti.
Tam bir doktor bu ne vaziyeti? Hani doktor topuğunuzda bir ağrı varsa bu başka bir hastalığın delaletidir ya. Tam orada bir iyi gitti, burada hemen uçağınızı falan indiriyorlar. Yani bunu adama çok kötü falan sorarlar adama. Böyle yaparsanız yani. Yok, burada Türkiye bence uçak indirme meselesinden sonra hiçleştirdi Bağdat yönetimini. Hiç üstüne bile gitmedi. Yani Enerji Bakanı'nın orada söyledi, gelsinler Boğazlara balık yeriz muhabbeti. İyi bir şey oldu. Yani hani şöyle bir şey bekliyorduk biz Türkiye'den. Çünkü özellikle AK Parti hükümet döneminde böyle bir refleks de gelişti. Her şeye hüt hüt diyen bir şeye girmiştik. Böyle dış politika moduna girmiştik. Yani hiçleştirmek, değersizleştirmek yani olsa bence, da olur, olmasa da olur türünden. Yani. Enerji Bakanı çok güzel bir cevap verdi. Biraz şeyle ilgili cevap verdi. Yani enerji bağlamında bir cevap verdi. Bu sizin de menfaatiniz de bizim de. Bir ekonomik işbirliği kurmuş durumda. Tamam, senden daha yumuşak bir dil kullandı bakan yalnız. Şimdi kullandı ama şimdi bakan başka, bir de siz bu gerilimi üretirseniz Enerji Bakanı olarak değil, yani Maliki olarak bu gerilimi üretirseniz, o zaman o Enerji Bakanı'nın yumuşak davranışından daha başka davranışları adama gösterirler. Şam'dan bir haber var. Şey demiş ki Beşar Esad, eğer bu halkı değiştirmezseniz kendimi yakarım başkanlık sarayı önünde. Babam acilen değiştiririm o zaman. Arada sizin cebinize mi geldi mesela? Halkı hangi halkla değiştirmek istiyor? Değiştirin diyor. Burada bu parti kapatma ile ilgili bir espri de yapalım bunu. Yani Türkiye'de eskiden parti kapatıyorlar da halkı kapatamıyorlar. Aynen. Onun gibi yani. Evet. Bu Patriot meselesi hep geçen hafta da biraz konuştuk. NATO'nun göndereceği Patriotlar, Türkiye'nin istediği Patriotlar sanki Suriye için istenilmiş gibi görünüyor. Ya hükümet de öyle gösteriyor ama sanki Suriye'den çok Irak'taki krizin, evet, Türkiye'yi etkilemesi ihtimaline karşı olması daha ağır da kazanıyor gibi bir durum var. Ne dersiniz? Evet. Katılıyor musunuz? Olabilir. Irak yönetiminde Patriot'la ekarte edilebilecek füze sistemi var mı? Ben onu bilmiyorum. Ben silahlar konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Var var. Bu evet. Durumdan da çok memnunum. Irak dikkat etmedim. Bu hani Saddam döneminde 90'lı yıllarda Bağdat'tan atıp İstanbul'u vuracaklardı ya. Patriot sıkat muhabbeti vardı bir ara değil mi? Onun gibi. Kıyamet topu. Tabii, kıyamet topu gibi falan hikayeler var. Bunlar abartılı şeylerdi. Saddam'ı kötü adam olarak göstermek için de. Böyle bir noktaya geldi ki artık, yani Suriye gerçekten Türkiye'nin meselesi, Batı'nın meselesi değil. Irak gerçekten Türkiye'nin meselesi, artık çok Batı'nın meselesi değil. Hani Batı'nın... Şeye katılıyor musunuz? Hani başbakan Suriye bizim iç meselemiz. Başbakan mı demişti onu? Bizim iç meselemiz demişti. O noktaya geldi artık. Çünkü ben tarafsınız siz orada. İşte bir tane diktatör dediniz zaten. Arızalı bir psikolojik ruh halinden söz ediyoruz. Yani elinde bir düğme olduğu zaman, yani ülkesini, gücünü, iktidarını kaybettikten sonra kaybedecek hiçbir şey olmayan ruh hastası bir kişilikten söz ediyoruz. Yani diktatörden geri kalan kısmını. Her şeyini kaybetmiş bir insanın kaybedecek hiçbir şey yoktur. Elinde 3-5 tane füze varsa her yere gönderebilir. Yani emrindeki insanlara göndertebilir. İşte, bu bir risktir. Ya şöyle bir durumu kastediyorum ben. Bağdat, ya daha doğrusu Maliki'nin askerleriyle Kuzey Irak'taki Barzani'nin askerleri karşı karşıya geldiğinde öyle görülüyor ki Barzani Türkiye'den yardım isteyecek. Tabii. Türkiye'de bu çatışmaya, bu savaşa dahil olduğunda dolayısıyla Bağdat yönetiminin direkt hedefine gelmiş oluyor. Bu şartlarda eğer oradan bir Türkiye'ye yönelik füze veya silah atışı olursa bu Patriotların o zaman devreye girebileceğine dair ihtimal. Barzani'ye yönelik bir tehdit olabilir. Çünkü Diyarbakır'a konuşlandırılması tartışılıyor. Bu Patriot meselesi bence birazcık üstünde tepinmemiz gereken mesele. Çünkü içinde NATO var. NATO olduğu zaman bizim bir kere şapkamızı çıkarıp önümüze bir düşünmemiz lazım. NATO nedir? İşte 52 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de ne kadar işte o Sovyetlerin yayılmacı politikasını önlemek için ne kadar kontur gerilla organizasyonu yapmak gerekiyorsa hepsini yapmıştır. Darbelerin zeminini hazırlamıştır ve çocuklar başarmıştır. Bu da Amerika'ya bildirilmiştir. Şimdi NATO üzerinden bir füze savunma sistemi getirip biz ülkemize koyuyorsak ve bu biçim de bence tartışılır. Yani Başbakan önce dedi ki böyle bir şeyimiz yok, talebimiz yok. Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı evet var dedi. Arkasından olabilir dedi. Arkasından net bir şekilde hayal, var dedi. Hayal görüyorsunuz gibi bir laf. Cümle de dedi. Şimdi bu bilgiden Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu bilgiden Başbakan'ın haberdar olmaması mümkün değil. Ben kafa karışıklığı demiyorum ama burada soru işaretleri var. Açıklanması gereken soru işaretleri var. Başbakan Türk Silahlı Kuvvetleri dedi nereye konuşlanacağına
karar verecek dedi. Bir baktık bir heyet geldi. Bunlar nereye konuşlanacağına Diyarbakır uygun buldular nedense ne hikmetse. Diyarbakır biliyorsunuz. İşte NATO'nun amaçlarına uygun olarak. Uygun olarak. Başka bir soru işareti. Biz de bir NATO ülkesi insanız. Yani sonuçta saldırıya açık bir pozisyonumuz olduğu için zaten tırnak içinde söylüyorum. Biz mi talep ediyoruz yoksa NATO kendisi mi bunları koymak istiyor da NATO koymak istediği zaman kamuoyundan gelecek tepkileri önleyebilmek için Türkiye istiyormuş gibi yapıp mı koyuyoruz? Oraların hepsi muallak. Bunlar hepsi soru işareti. NATO konusundaki eleştirilerine aynen katılıyorum. Fakat şuraya geleceğim şimdi. Sözüm bitsin. Şimdi bu Patriot'ları koyacağımız zaman işte bir Almanya tamam dedi, bir Hollanda tamam dedi. Biz NATO üyesiyiz. İşte NATO için en çok asker muhafaza eden, istihdam eden bir ülkeyiz. Patriot'ları kullanacak insan sayısı, yani biraz önce söylemiştim, hala bilmiyorum. 3 tane 5 tane adam Patriot'ları kullanmak için yeter ya da Türk herhangi bir Türk subaya, çok yetenekli subaylarımız var bizim. Bir kurs döneminden sonra bunların kullanımı çok rahat bir şekilde öğretilebilir. Yani 5-10 tane yabancı subayla birlikte bizim askerlerimiz bu sistemi kullanabilir. 2 tane Patriot bataryası gönderiyor Almanya'ya, yanında 400 asker. Yani Patriot'ları bizden mi koruyacaklar? Ya da Türkiye'nin eline geçmesin bunlar. Biz oradaki 5 tane askeri dövüp Patriot'lar elinden alıp bir ülkeye mi saldıracağız? Yani ben bunların çok hoş ve şık olmadığını söylüyorum. Ve ben bundan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak rahatsızım. Yani şu muameleye tabi tutmak yerine Saddam'dan kalan 2 tane füzeyi yiyelim ölelim daha iyiymiş gibi bir noktaya geldi. Biraz romantik bir konuşma olacak ama şimdi, içinde NATO olduğu için ben hep olumsuz tarafından bakıyorum. Aynen öyle. Ben de aynısı öyleyim. Yani NATO olunca ben de tepki gösteriyorum. Ama öbür taraftan da şöyle bir şey var. 1952'de NATO'ya girmişiz. Aradan 60 sene geçmiş ve NATO'nun hep kahrını biz çekmişiz. İşte Kore'ye gidilecek demişler. Gitmişiz, savaşmışız. İşte Somali'de Sovyetlere karşı falan filan. Ve bu 60 senelik süre zarfında Türkiye NATO için 11,5 milyar dolar harcamış. 11,5 milyar dolardan söz ediyoruz. Ve Türkiye'ye yönelik böyle bir ihtimal varsa, yani bu Suriye'den olabilir, Irak'tan olabilir veya X ülkesinden olabilir. NATO'nun uç karakolu olarak çok bedel ödemiştir Türkiye'ye. Onu diyorum yani, işte. Bedelini ödemişiz. Bedelini ödemişiz ve NATO ilk defa Türkiye'ye bir şey yapması gerektiği durumda biz bu imkanı niye kullanmayalım? Yani ihtimalleri göz önünde bulundurarak işte Patriot bataryası olabilir. NATO'nun başka imkan ve kabiliyetleri olabilir. Bunu kullanmanın ne mahsuru olabilir? Biraz öyle bakıyorum. Bak ama yani teselli işte oluyor. Şimdi, yöntem açısından söylüyorum. Yani başbakan önce reddetti, ondan sonra her şey başbakanın açıklaması değil ki ya ama orada, bu hayatta. Orada yani başbakanımız diziyle bile ilgili açıklama yapıyor. Yani mümkünse de Patriot'la ilgili de bana sağlıklı bir açıklama yapsın. Tamam yani. Onu da eleştiriyoruz biz o araştırmayı. Tamam, Patriot'la ilgili bir öyle bir böyle konuştuğu zaman işte eleştiriyoruz. Yani senin söylediğine evet. Benim katılmam. Ama bir de sonuç var. Bir de sonuç var yani. Acaba yani Türkiye evet. NATO'ya o taviz verir mi? Mısır'a geçeceğiz. Çok kısa söyleyeceğiniz varsa illaki bir şey söylemek zorunda değil. Yok var. Var mı? Peki. Var. Çok kısa olsun da Mısır'a geçelim biraz. Türkiye Patriot'ları istedi de NATO niye verdi şimdi? Daha önce vermemişti. Bir yardımda bulunmamış. Uçak düştüğünde, düşürüldüğünde, bomba atıldığında Türkiye biz NATO ülkesiyiz işte 5. madde devreye girmeli, bizi savunmalıdır dediğinde hiç harekete geçmemişti. Ne oldu da şimdi kendileri koşar adım, daha karar çıkmadan askerlerini göndererek geldiler, incelediler, baktılar. Bir cümle ekleyeyim mi buna? Putin ne dedi geldiği zaman? Ya bu Patriot'lar NATO'nunki çok eskimiş dedi. Dikkat edin. Evet. Demek ki yeni patriotlar olabilir. Tercih edilen modeller değil dedi. O zaman. Daha önce ne deniyordu Türkiye için? Türkiye çok ileriye gitti Suriye konusunda. Bütün riski aldı, tek başına kaldı deniyordu. Şimdi birden baktılar ki herhalde Batı sistemi Suriye konusunda kendisi çok geri kaldı ve orada pay almak için, orada yer almak için devreye girmek istiyor. Devreye girişi de patriotlar üzerinden, NATO üzerinden oluyor. Bunda zannettiler ki Rusya Türkiye ile arasını açacak. İran arasını açacak ve Türkiye onlarla ittifakını gerçekleştiremeyecek. Putin de bu bizim mesele değil zaten eski sistem dedi. Lavrov da ertesi gün açıkladı. Zaten savunma hakkıdır. Türkiye'ye saygı durarız. İstediği silahla kendisini savunabilir bir tehdit vardır diye söyledi. Bu tam tersi. Mısır, Türkiye, Rusya ve Suudi Arabistan bir araya gelip Türk bölgede iş yapmaya başlayınca Batı birdenbire telaşa düştü ki bu sistemin içerisinde biz de dahil olmalıyız. Ve zoraki biraz da
Ve Türkiye'nin talep üzerine oldu bütün bunlar. Talep, yani Türkiye hep talep ediyordu zaten bu maddeye göre yapın diyordu. Birdenbire kendiliklerinden hızlı verildi. Şey neydi o insansız mücadelede predatör. O ayrı bir şey. Predatör istiyor, onu hala almış değil. Suriye'de, yapıyor, Suriye'de 700 tane füze var. En fazla 500 ile 700 arasında ve bundan nerede bulunduklarının sayılar ne olduğunu Türkiye hepsini de biliyor ve anında hepsini de imha edebilecek kabiliyete ve kudrete sahip. Hem de yerel kaynaklarıyla beraber. Onun için patriotların oraya gelmesi falan filan hikaye. Başka bir şey yani. Bir şeytanın avukatlığını oynayayım bu konuda. Niye meleğin avukatlığını yapıyorsunuz da şeytanın avukatlığını? Yeteri şeytan kadar da melek var. Bu arkadaşlar melek değil mi? Yani? Melek, hepsi melek. Şimdi bu tabii şey, bir soru işareti olarak hatta yani virüs olarak sokuyorum şeye, sisteme. İran'ın bir askeri tehdit olarak değil ama İran'daki bir rejim değişikliğini uzun vadede tetikleyecek bir müdahale şeyi İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini yok etme mazereti kullanılarak böyle bir müdahale düşünülmüş. NATO'nun müdahalesi mi? Yani Amerika'nın NATO üzerinden tabii NATO demek Amerika evet. demekse düşünülmüş, konuşulmuş ve bunun için tedbirler manzumesinden biri bu olabilir mi sorusunu ortaya atıyorum cevap falan beklemeden. Burada ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben buna hiç ihtimal vermiyorum. Şu açıdan ihtimal vermiyorum. Eğer NATO'nun yani dolayısıyla da NATO'nun esas patronu Amerika'nın İran'a yönelik böyle bir amacı var ise ve Türkiye de bu amaca kendini alet ettiriyorsa Türkiye'nin stratejik derinlik diye 10 senedir yürütmeye çalıştığı dış politikanın güme gitmesi demektir. Çökmesi demektir bu. Çünkü bu stratejik derinlik dış politikasının temelinde bölge ülkeleriyle işbirliği var, ilişkilerin geliştirilmesi var. Dolayısıyla da bunu yapmaya çalışırken bir saf değişikliği yapıp aniden tekrar NATO'nun tarafına geçip bölge ülkelerine namluyu uzatmak o siyasetin bitmesi şimdi demek. Bakın. O siyasetin bitmesi demek Türkiye'nin işte yeni paradigması bu, falan filan dediğimiz her şeyin çökmesi anlamına bu gelir. Bu argüman şuradan vurulabilir. Bölge ülkeleriyle iyi geçinmek dediniz ya. Suriye'de de iyi geçiniliyordu ve Suriye kendi halkına kötü muamele Suriyeci diye biz fikir değiştirdik. Şimdi orada bir İran var ve kendi halkının bir kısmıyla çok iyi geçinmiyor. Bu Batı da bunu yakıştıramıyor. Hani işte demokrasi, stratejik derinlik dediğiniz yani iyi ilişki sadece ticaret üzerinden değil. Siyaset ve hukuk birliği veyahut da benzerliği üzerinden de yürütülebilir. Türkiye buna razı da olabilir, alet de edilebilir. Bu Türkiye ile tartışılmamış. Ben şahsi bak, ben bunu uzak bakın. Ben bunu bir soru işareti atıyorum. Düşünülmesi gerekir. Ben şahsi kanaatim İran konusunda İran'ın rejimini şu anda ayakta tutan Amerika'nın, Batı'nın ve İsrail'in tehdididir. Bu tehditler ortadan kalktığı takdirde İran rejiminin çökmesi için Batı'nın bir müdahalesine gerek yoktur. İran halkı o rejimi değiştirecektir ve değiştirir. Şimdi tekzip gelir. Şimdi Tahran'dan tekzip gelir. Yani bilemiyorum gelirse mesaj onu gelir duyuyoruz. Tekzip konusunda unutmadan söyleyeyim. Geçen hafta hatırlarsanız burada BDP'li 9-10 milletvekilinin Şemdinli'de PKK'larla kucaklaşmasını eleştirmiştik. Orada ben Aysel Tuğlu'nun bir gazeteciye bugün sizin için ilginç bir gün olacak dediğini ifade etmiştim. Onu Aysel Tuğluk aradı geçen hafta. Kendisiyle uzunca bir telefon görüşmesi yaptık. Canlı yayında değil tabii, yayından sonraki gün konuştuk. Ben onu düzeltmek istiyorum. Gazetede Aysel Tuğluk'un adıyla Sabahat Tuncel'in ismi yan yana geçiyordu. Bu sözü söyleyen kişinin Sabahat Tuncel olduğunu ifade ediyor o gazeteci arkadaşımız. Hürriyet gazetesinin muhabiri galiba. İnternet sitesindeki haberde Sabahat Tuncel'in böyle söylediğini ifade ediyor. Ben Aysel Tuğluk böyle demiş diye ifade etmiştim. Aysel Hanım böyle söylemediğini ifade etti. Onu burada düzeltmiş olalım. Bu arada Mısır konusuna geçeceğiz ama Aysel Tuğluk'un
yaptığımız konuşmada söylediği bazı şeyler var. Bunlar da bunları da paylaşmak istiyorum. Yorumu seyircilerimize bırakarak. Diyor ki Aysel Tuğluk, işte programınızı izledim. Tabii ki farklı düşünceler, görüşler olabilir. O gezide, yani Şemdinli'de PKK'larla BDP'lerin kucaklaştığı, kendisi bağımsız milletvekili olarak biliyor ama sonuç olarak BDP siyasetini takip ettiğini biliyoruz. Bir hukuki meseleden dolayı bağımsız görünmesi gerekiyor. O gezide neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk diyor Aysel Tuğluk. Tamamen tesadüfi olarak karşılaşma oldu PKK'lılarla. Biçimsel olarak daha dikkatli davranmalıydık diyor. Biçimsel olarak. Yani işin özünde bir farklı görüş yok. Ama kucaklaşma konusunda biçimsel olarak daha dikkatli olmalıydık. O an oluşan atmosferin oluşan atmosfere kendimizi kaptırdık diyor. Türkiye'nin batısına giden cenazelere de üzüldüğünü söylüyor. Şu söz çok önemli. Bazı şeyler bizi aşıyor diyor Aysel Tuğluk. Belki öz eleştiriler yapmamız gerekiyor. Toplum bu kucaklaşmayla tahrik edilmiş oldu diyor. Bu düşünceleri biz de zaten burada paylaşmıştık. Düzeltme anlamında bunu burada ifade edelim. Mısır konusuna geçiyorum buradan. Mısır'da özellikle İsrail'in Gazze saldırısında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve 11 İslam ülkesinin ortak tutumundan sonra dünya kamuoyunda da bölgede de Mısır, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ön plana çıktı. Burada tabii arka planı az çok biliniyor. İşte kimle bu işi en güçlü organizatörüydü falan filan. Batı'ya mal edildi ama Batı'ya mal edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bölge ülkelerinin Türkiye-Mısır ittifakının bir başarısı olduğu kanaatindeyim ben. Geçen hafta da burada biraz konuştuk. Şimdi bu olaydan sonra bazı gelişmeler oldu. Bu tür gelişmeler bu olaydan önce de oluyordu ama bu tür muhalif hareketler bu denli gerçekleşmiyordu. Aniden muhalifler harekete geçtiler ve yeni bir tahrir olayı meydana getirmeye çalıştılar. Buradaki konuşmalarına ve tarzlarına, söylemlerine ve eylemlerine baktığımızda son yıllarda Erdoğan hükümetine karşı Türkiye'de yapılan eylemlere ve söylemlere çok paralel konuşmalar var. Mesela Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu diyorlar ki Türkiye'de terör var, açlık var, fakirlik var, sıkıntılar var, işte demokratikleşme konusunda yapmamız gereken çok şey var, milletvekillerini Silivri'ye tıktınız falan. Senin ne işin var Filistin'de, Gazze'de? Senin ne işin var Şam'da, Suriye'de? Diye eleştiriyorlar. Muhaliflerin Mursi'yi nasıl eleştirdiklerine baktığımızda aşağı yukarı aynı sözleri söylüyorlar. Yani biz daha yeni devrim olmuş, işte demokratik dönüşüm yapmamız gerekirken, ekonomik sorunlarımız varken, ülkenin imara ihtiyacı varken ne işin var Gazze'de söylemi yapılıyor. Ne oluyor yani, bu gerçekten Muhammed Mursi kendi yetkilerini, pardon şunu da ifade edelim. Mesela Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de padişahlık, saltanat sürdüğüne dair yakıştırmalar yapılıyor. Muhammed Mursi'nin de firavunlaştığına dair resimler, karikatürler var ve söylemler söz konusu. Onların padişahı firavun. Evet, onların padişahı firavun olmuş oluyor. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ve bunun arka planda neler olabilir? Şimdi bakın, son gelişmelere baktığınızda Müslüman kardeşlerin hem merkezi hem de şehir içindeki bir şubesi basıldı ve tahrip edildi. Yüz binlerce kişi hemen şu anda başkanlık sarayının parmaklıklarını falan koparıp sarayı zorluyorlar. İleri sürdükleri şu: yasal her türlü denetimin dışına çıkarıp, bak, kanun hükmünde değil, anayasa hükmünde kararnameyle ülkeyi yönetmek istiyor. İtham bu. Bu doğru mu? Doğru. Mursi de diyor ki bu doğru ama benim yapacağım bütün düzeltimler, bütün reformlar için, yani demokrasiye geçmek için gerekli reformlar için önümde eskiden kalma bir yargı var. Eskiden kalma bir bürokrasi var.
İşte parlamentoyu feshediyor. Anlatabiliyor muyum? Hükümeti çalışamaz duruma getiriyor. Benim bunu aşmam lazım. Ve ben bu yetkileri geçici olarak istiyorum diyor. Şimdi bunun bir samimiyet ölçüsü yok. Yani bir samimiyet ölçer bir durum yok. Bakıyoruz duruma bir dışarıdan gözlemci olarak. Mursi diyor ki yeni bir anayasa derhal bitirilmeli ve 15 Aralık'ta bugün 7'si değil mi? Yani 7, hafta 8, sonra, bir hafta sonra referanduma sokulmalı. Referandumda kabul edilsin bu anayasa ve bu anayasadan sonra seçilecek meclis benim bu yetkilerim konusunda hani sürmeli mi sınırlandırılır mı konusunda karar versin. Şimdi insan tabii kararsız kalıyor. Müslüman kardeşlerin ve işte Nur Partisi'nin ki meclisin büyük çoğunluğunu neredeyse 3/2'sini oluşturuyorlar veya 4/3'ünü oluşturuyorlar. Onların etkileyeceği bir mecliste Mursi'nin bu hakikaten şey yasa denetiminin üzerine çıkarılacak, dışına çıkarılacak yetkileri sürerse ne olur? Yeni bir yani diktatörlük devam eder. Başka birisinin diktatörlüğü adı altında mı? Soruları soruluyor. Dikkat ediyorsunuz burada bir hüküm vererek şey yapmıyorum. Anladım. Konuşmuyorum. Durum budur. Peki. Şu anda. Bu Türkiye'deki muhaliflerle Mısır'daki muhaliflerin eylem ve söylem birlikteliği veya benzerliğini nasıl izah ediyorsunuz? Aslında bir paralellik var tabii. Mısır'daki bu süreçte Türkiye'nin yaşadığı dönem arasında biraz Cumhuriyet mitingleri süreciyle şu dönemdeki gösterileri paralel sayabiliriz ve karşı çıkışı da aynı şekilde değerlendirebiliriz. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda o kalabalık toplandıktan sonra devrim gerçekleştiğinde sadece bir sembol olarak eski lider değişti, gönderildi ama çok fazla bir şey değiştirilmedi. Ordu yerinde duruyordu. Yargı aynı yargı yerinde duruyordu, elitler aynı şekilde duruyordu ve siyasi semboller ve liderler aynı şekilde duruyorlardı. Ve anayasa süreci yapma sürecini de ordu kendisi belirleyecek idi. Ordunun denetiminde yürüyor bu iş. Yargı da aynı şekilde siyasal süreci yaptırımlarıyla istediği şekilde dönüştürebiliyor ve müdahale ediyor. Kuvvetler ayrılığına tam ters bir uygulama içerisinde bunu sürdürüyordu. Şimdi seçimler gerçekleşti ve büyük çoğunluğuyla işte Müslüman kardeşler parlamentoya geldiler. Şimdi orada muhalifler anayasa yapma sürecini boykot etti, katılmadılar. Ve anayasa yapma süreci bir türlü işleyemedi. Bunun üzerine Mursi ordu içerisinde bir girişimde bulundu. Orduyu tasfiye etmek, kendi denetimini alabilmek için Mareşal Tantavi'yi Ağustos ayında görevden aldı. Ve biraz denetim altına alabilmek için bazı başka adımlar da attı. Bu 15 Kasım'da başsavcıyı değiştirdi. Başsavcıyı değiştirdi. Kendi yargı yetkisini de kendisinin tasarruflarının yargılanmaması konusunda da bir karar aldı. Bunu yargının müdahalesini, anayasa yapma sürecini engellemesini engellemek için yaptı. Yani karşı devrimcilerin süreci baltalamak, anayasa yapılmasını engellemek, yapılan anayasanın referanduma götürülmesini engelleme sürecini durdurmak, devrimi normal mecrasına götürüp ve halka anayasayı oylattırabilmek için bunu gerçekleştirmiş oldu. Şimdi diktatör diye suçlanıyor Mursi ama onu diktatör olarak suçlayanlar hem anayasa yapılmasına itiraz ediyorlar, yapmıyorlar hem de referanduma gidilmesine karşı çıkıyorlar. Anayasa konusunda itiraz ettikleri bazı maddeler var. İşte bunlar gelirse şeriata gidilir diye itiraz ediyorlar. Mursi bunları konuşabiliriz diyor. Bunların üzerinde bir derdimizle konuşabiliriz. Diyor bunları değiştirebiliriz. Ama ona da gelmiyorlar. Böyle olunca şimdi iş şeyde kilitlenmiş oluyor. Halka gittikleri zaman yarın mesela davet etti görüşelim gelin diye muhalifler görüşmeyeceğiz. Görüşmeye de gitmiyorlar. Çünkü muhalifler hem seçime gidilmesini istemiyorlar hem referanduma gidilmesini istemiyorlar. Ne istiyorlar? Diyalog da istemiyorlar. Diyalog da istemiyorlar. Ne istiyorlar? Bir kaos ortamı olsun, bir kargaşa olsun, yönetilemeyen bir Mısır ortaya çıksın ve ordu
duruma el koysun. Ne acı olur değil mi? Ordunun şimdi siviller tarafından göreve çağrılması. Ordu yönetime el koysun diye isteyenler Mursi'ye diktatör olarak şimdi suçluyorlar. Bir ordu göreve deniliyordu Türkiye'deki evet. Cumhuriyet mitinglerinde de zaten. Burada da işte ordunun bir ailesi için işte cam çerçeve kırmak, sağa sola saldırmak gibi bir takım eylemlere gerçekleşiyor. Mursi de diyor ki hak aramak bu mudur? Yani sağa sola niye saldırarak söylüyorsun? Gelin konuşalım. Ve adamlar ölüyor. Adamlar yani. Da ölüyor. Müslüman kardeşler mensuplarından 5 kişi öldürüldü biliyorsunuz. O kimlerin öldürüldüğüne bakıldığında çeşitli şehirlerden ve Kahire'den toplanan uyuşturucu, bali, tiner bağımlısı kişilerin çağrılarak onlar tarafından bunlara yaptırıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi aslında 3 grup oluştu şeyde. Bir Müslüman kardeşler, bir liberal grup, azınlık. Bunlar aslında devrimi isteyen ama Batı perspektifiyle meselelere bakanlar. Bir de değişimi devrime dönüştürmekten değiştirmeden kontrol altında tutmak isteyen eski yapı. Bu eski yapı ile bu azınlıkta olan liberal grup birleşmiş durumda. Liberal grup niçin bunların yanına gidiyor? İşte şeriat getirecek bunlar diye söylüyor. Çünkü halkta çoğunlukları yok. Beraber olunca dayanabildikleri, halka gittiklerinde başka bir şey olacak. Dayanabildikleri tek şey ordu. Ordu müdahale etsin oluyor. Şimdi sloganlar da bir garip. Diktatörlüğe hayır diyor. Orduyu davet edenler. Diğerleri de Mursi'yi savunmak için geleneksel mesajlarına yöneliyorlar. İslam'ı savunmaktır diyorlar Müslüman kardeşlerde. Dolayısıyla bir roller terse dönmüşmüş gibi. Evet. Orada devrimin tersine dönme ihtimali görünüyor mu? Yani ben bu programlarda söylemiştim. Mısır'da hiçbir şeyin bugünkünden daha iyi olmayacağını. Nitekim tablo oraya doğru gidiyor. Bir de şuna bakmak lazım. Hep karamsar tabloyla çiziyorsun. Hep yani. Karamsar tablo çiziyorum. Çünkü bu Arap Baharı benim için bir bahar değil. Aynı Arap halklarının şu gün hissettiği gibi. Hep biraz da ilkesel bakmak lazım. Yani Tahir Meydanı'nda Müslüman kardeşler toplandığı zaman, demokrasi diğerleri toplandığı zaman Ergenekon işi demek bence doğru değil. Şuna iyi bakmak lazım. Kısa keseceğim. Şimdi bu geçiş süreçlerinde yaşanan diktatörlük aslında araçsal bir şeydir. Ama örneğin Marx'ın terminolojide de bir proletarya diktatörlüğü vardır. Sınıfsız, devletsiz topluma geçerken. Ama o adı proletarya diktatörlüğü olarak adlandıran araçsal süreç o kadar keyifli bir şeydir ki yönetimde olanların hoşuna gider. Ve o araçsal bir anlamda amaç olur. Şimdi bu bir demokrasiye doğru geçeceğimiz süreçlerde yaşananlar da aynen bu. Yani Mursi bu yetkileri kendine toplamak gibi bir zemin yaratmasaydı bugün Tahrir Meydanı'nda muhalefet işte muhtelif taraflar tarafından yönlendirdiğini söylüyorsunuz. Olmayabilir. Yani insanlar kendileri de gelebilir. Alıştılar çünkü Tahrir Meydanı'na çıkmaya. Bunun üstünde tepinirler. Yani buralarda birazcık daha ilkesel olmak lazım ve demokrasi dediğiniz yani insanlara sadece böyle bir kavramsal olarak anlatmak yerine pratikte yaşadığınız bir şeyle insanların karşısına çıkmanız lazım. Bunu yaptığınız zaman bir inandırıcı olursunuz, insanlar size güvenirler ve sizdeki niyet konusunda bir şüphe uyandırmazsınız. Şimdi burada üstünde gerçekten çünkü hani Nursi dediğinizde işte en son seçimlerde 51 almış, o meydan 49. Yani şimdi hangisine inanacaksınız ya da hangisinin söylediğini yapacaksınız? %49'un istediğini mi, %51'in istediğini mi? Evet. İşte referanduma gidecek de onun için belirleyecek. Referandum evet. Ama hangi koşullarda gidecek? Türkiye'deki iktidarla Mısır'daki iktidar, mevcut iktidarı kastediyorum. Türkiye'deki muhalefetle Mısır'daki mevcut muhalefet arasında bir paralellik var mı? Şöyle diyeyim, Yekta Güngör Özden, Tansel ve Emin Çöleşan çifti ve aydınlıkçılar yakında biz Mısır meydanlarında Mursi'ye karşı mücadele ederken görürsek şaşırmayalım diye bir espri yapalım. Neden? Bakın. Şimdi bu siz eski rejimin Camp David düzeninin tekrar Mısır'da ülkeyi İsrail-Amerika hattına teslim etmesi için yaptığı bir organizasyona karşı bir görece de olsa bir demokrasiyi tesis etmek için eski rejimin şişman kedilerini Camp David düzenini bir şekilde sağlamaya çalışan yargı düzenine karşı bir önlem olarak yani onların demokrasiyi ortadan kaldıran eski diktatörlük rejimini domine eden, tahkim eden rejiminin aparatlarını ortadan kaldırmaya çalışmanız antidemokratik bir çaba değildir. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Bakınız bu Mısır'ın eski o şişman kedilerinin eski düzeninin yargıçları anayasayı yazan yönetimin çoğunlukta olduğu komisyonun meşruluğunu görüşecekti. Göstericilerin müdahalesiyle görüşemedi. Bakın bu cümleye dikkat ediyorum.
Yani diyor ki siz meşru olamazsınız. Niye? Siz Müslüman kardeşlersiniz diyor. Bakın ayrımcılığı görüyor musunuz? O şeriat getirecekler bilmem ne. Gannuşi'nin rejimi şeriat mı oldu? Hayır. Şimdi Müslüman kardeşler olunca sorun çıkıyor. Yani bağımsız bir İsrail ve Amerika'dan bağımsız bir Mısır, bir Müslüman kardeşler yönetimi geldiği zaman sizin anayasayı yapmaya hakkınız bile olmuyor ünlem. Meşru olmuyorsunuz siz. Niye? Müslüman kardeşlersiniz. Siz meşru olamazsınız. Onun için oradaki Ekta Güngör Özdenler, Çölaşanlar filan onlar tabii ki kafa kaldıracaklar. Ha, bütün bunlardan sonra bu sistemi demokratize etme noktasında bir problemi ortaya çıkarsa Mursi'nin, ilk önce biz burada zaten onu yerden yere vururuz. Daha geçen programda, geçen hafta söyledik. Hiç şey yapmayız, acımasız bir şekilde eleştiririz. Ama burada bakın o rejimin şişman kardeşleri, o Camp David düzeninin aparatları, kalıntıları burada tekrar eski Mısır olsun istiyorlar. Bu ayrıntıya dikkat edin. Ha, şey mübarekleşti yarın bir gün, antidemokratik uygulamalar yaptı. En sert eleştirileri burada bizden alır. Bu ikisini ayıralım. Bu Gazze'deki hadiselerden sonra Mursi'nin üzerine gidilmesi artmış gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle. Zaten sınırda... Böyle bir ilişki var mıdır? Var tabii, elbette. Zamanlama olarak böyle tabii görünüyor. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Bakın işte biraz önce Celal Bey anlattı. Genelkurmay Başkanı'na bir 80 kişiyi niye görevden aldı? Bunun için aldı. Yani o sınırda İsraillerin tecavüzü ve saldırısı karşısında o sınır olayının detaylarına girmeyelim, vaktimiz yok. Niye yaptı? Çünkü o eski Camp David düzeni, İsrail'le yanaşık düzen devam etsin isteyenler var. Bu konu bu. Konu bu. Bunu iyi görmek lazım. Burada kimin nüfuz alanına giriyor? Arkadakiler de, buradaki gösterileri destekleyenler, uzaktan bakan, arkadan destekleyenler de şöyle görüyor ya, burası Türkiye'nin nüfuz alanına girdiği zaman eyvah. Burası yine Camp David düzenine dönsün. Dert bu. Çünkü orada Mısır'ın yeni yönetimi dedi ki bu Camp David'de yaptığımız anlaşma kutsal bir metin değildir dedi. Ya tarih Türkiye'nin önüne müthiş bir fırsat çıkardı. Umarım Türkiye'nin yöneticileri, siyasetçileri ve de halkı bu fırsatı tepmez. Yani bütün bu mücavir alanda etkili olabilecek, hakikaten örnek olacak davranışları, hukuku, kurumları sergileyebilecek bir fırsat var. Umarım bu fırsat tepilmez. Bir şey de ekleyeyim mi? İki cümle ekleyeyim mi? Sizde bir değişiklik görüyorum hocam. Bir gariplik olmasın bu işte. Vahiy geliyor. Duyduklarımı inanayım mı, inanmayayım mı diye düşünüyorum ben. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bak, burada biz bir siyasal iktidarın veya bir başka alternatif siyasal iktidarın bakış açılarına göre değerlendirmiyoruz. Biz bu konuları hükümet konuları olarak görmediğimizi çok ifade ettik. Bu çok önemli. Bu Türkiye'nin bağımsızlığı ve milliliği, yerliliği ile ilgili bir konu bu. Bunu özellikle ifade ediyorum. Bakın, iktidarı da bu konuda eleştirdik. Biz tezkere konusunda en çok eleştiren biri. Ben şuraya geleceğim. Neden biz buralardayız? Niye Orta Doğu coğrafyasındayız? O karışıklıklara gidiyoruz diyenlere özellikle şunu söyleyeceğim. Bu bir iktidar tercihiyle alakalı bir şey değil. Türkiye Orta Doğu olaylarını elinin tersiyle iterse buradaki güvenliğini kaybeder. Burada maçı kaybeder. Orta Doğu ona gelir. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bakın bugün komşularımızla Türkiye'nin ilişkilerini sorgulayanlar eski rejim döneminde Yunanistan'la, Sovyetler Birliği, Rusya dönemi, Irak, Suriye, İran bunlarla hepimizin düşman olması için ellerinden geleni yaptılar. 1949'da Suriye ile tel örgüleri sınırı ben mi çektim? Kim çekti? Temel. Şimdi bağımsızlık deyince burada bir çağrışım yaptı. Çok değerli vatandaşımız, iş adamı İshak Alaton buyurmuşlar ki Twitter hesaplarında. Yaşlı kurt. Şöyle diyor İshak Alaton. Bağımsız gözüküp de küçülüp fakirleşmektense bağımlılıkla büyümek, zenginleşmek, dünyaya açık, özgür insan olarak yaşamak daha iyi. Foyası ortaya çıkmıştır İshak Alaton'un. Bakın foyası ortaya çıkmıştır. Bunu bazı meslektaşlarımız da paylaşıyorlar. Bazı kendi hesaplarında. Demek ki bağımlı olmak bu kadar güzel bir şeymiş. Para yön değiştirdiği için eyvah diyorsun. Telaşa, endişeye kapıldın değil mi İshak Alaton? Para Türkiye, para körfez parası Amerika'ya değil de artık Amerika'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor diye IMF olayıyla ilişkiler bitti diye mi endişeleniyorsun yaşlı kurt? Sana soruyorum. Bu kadar. Para deyince Tamer Korkmaz'ın gözleri... Hakikaten nedir bu ya?
Yalnız bunu lütfen İshak Bey'e söyleyin. Yani belki bir yanlış anlamı var. Hayır, bunun önünde arkasında başka cümleler de var. Aynen bunu anlatıyor. O karşılıklı bağımlılık falan zamanımızı harcamaya değmeyeceği için diğer cümlelerini okumuyorum. Evet, çok teşekkürler. Değerli seyirciler, süremiz dolmuş. Sivil Düşünce'nin bu akşam yine sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.